Türkiye engelli kızı Yeşim'i para karşılığı onlarca kişiyle evlendirdiği iddia edilen Selver Hanım'ı konuşuyor. Yüzümüzü, küpemizi, telefonumuzu yedi o şahıs. Hep iftira. Benim iki bileziğimi yedi. Birçok da küpemi yedi. Ay. Birçok da yosunu yedi. Bu nasıl iftiraydı? Ya ben ne yapacağım? Yeni şahitler, yeni şaşırtacak iddialar. Cenaze olan evlere gidiyordu. Bu dedi ölen adamın dedi bana dedi bir tane bilezik borcu var dedi. Ben onu kimden alacağım peki dedi. Hep iftira. Bu olay olduğu zamanlar para teklifleri gelmeye başladı. 60 bin TL para istedi. Benim elimde de senin yerine karşılık şu anda mektup var. Rezaevinden Selver Hanım'a gönderdiğim mektup. Herkesten saklanan sır dolu mektup ne? Canlı yayında büyük yüzleşme. Şimdi Esra Erol'da. Gözyaşları içinde kayıp olan ablasını aradı. Bugün 15 günlük hasret sona erecek. Hacer, zihinsel engelli ablası Kezban'a Esra Erol'da kavuşacak. Kezban abla, gözünü seveyim dön. Bak ben seni çok seviyorum. Ne olursun dön. Bizim bizden başka kimimiz var? Söylesene bana. Büyük buluşma şimdi Esra Erol'da. Eşim evi terk, çocukları alarak gitti. Çocukları bir aydan beri göremiyorum. Beni yüzüstü bıraktı gitti. Yaptım bir hata, özür dilerim. Kabul edin. Çocuğumuz için. Nazire çocuklarını aldı, evi terk edip gitti. Bir an sonra Ali affetti. Barıştılar. Yanlış bir hata yaptığımı da biliyorum. Çocuklarımın evsiz büyümesini istemem. Peki 10 günde neler yaşandı? Nazire hangi kararı aldı? 10 gün sonra herkesi şoke edecek bir teklifle Ali yine geliyor. Ali'nin söyleyecekleri çok tartışılacak. Şimdi Esra Erol'da. Hepinize sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Ekranları başına bizlerle buluşan tüm kıymetli seyircilerimize bugün böyle bir harala gürele yayına girdik. Yayına bu şekilde girmemizin sebebi şu anda Yasemin Aslan, avukatımız Ahmet Kur'an Özkan Altınoluk'talar. Yasemin Aslan'ın kayınpederi ve kayınvalidesi orada. Şu anda Balıkesir Altınoluk'tayız. Hadi dinliyoruz Özkan. Ve çocuklarla camdan gördük. Kayınpederi ve eski kocası diyelim şu anda isyan ettiler Yasemin'e. Yasemin ne düşünüyorsun? Çocuklarını bulduk. Çok sevinçliyim. Çok mutluyum. Çocuklarıma birazdan kavuşacağım. Şu an elim ayağım titriyor. Ay. Sevgili seyirciler, Yasemin Aslan tam 3,5 yıldır evlatlarını göremeyen bir anneydi. Mahkeme yoluyla velayet anneye verilmişti. Fakat babası, çocukların babası, çocukların dedeleri ve babaanneleri tarafından tam 3,5 yıldır ekranda görmüş olduğunuz bu anneden çocuklar kaçırılıyordu. Bizim bu sanırım 4. ya da 5. defa icra yoluyla çocukları alabilmek adına... hem icra yolu çocukları teslim alabilmek adına birçok gidişlerimiz oldu ama her seferinde sonuçsuz kaldık. O çocukların bulundukları adreste olmadıklarını da gördük. Ama bugün Edremit'teyiz. Altınoluk Mahallesi'nde baba bu amca biraz önce yaşananlar şu anda ekrana geliyor. Bize gelen ihbarlarda ailenin çocukları... Edremit Altınoluk Mahallesi'nde bir adreste sakladığı, kaçırdıkları ihbarları gelmişti. Biz gerekli araştırmalarımızı yaptık. Serdar şu anda bu evde. Anneyi çocuklardan kaçırıyor. Ses var mı görüntülerde? Peki. Bakın şu anda canlı yayına döndük. Özkan. Özkan bizi duyuyor musun? Ahmet Kur'an kulaklıkları yok galiba ekip arkadaşlarımın. Ses gelmiyor. Tüm bu süreci bir aktarabilir misin lütfen? Avukatımız Ahmet Kur'an da orada. Siz duymuyor musunuz? Hayır. Of. Duymuyorlar. Hiçbir şekilde sanırım bizimle iletişim kuramıyorlar. Çocukların dedesi... Ses geliyor mu? Evet geliyor. Ses duyuyoruz geliyor sizi. Mu? Evet. Evet. İyi akşamlar diliyorum öncelikle.
Yasemin'in tabii gözü aydın diyoruz. İnşallah. Yaklaşık 3,5 yıldan beri iki çocuğuna hasretti. İki çocuğuna ulaşamıyordu. Ancak programa gelen ihbarlar doğrultusunda çocukların burada babası, dedesi ve babaannesi tarafından burada bulunduğuna dair kuvvetli şüpheler bulunmaktaydı. Bunun üzerine İstanbul Anadolu İcra Müdürlüğü'nün talimatıyla Edremit İcra Müdürlüğü'ne ile birlikte ve Edremit Altınoluk Jandarma Komutanlığı ekiplerince adrese gelindi ve biraz evvel de herhalde görüntülerde de görüldü. Çocuklar camdan göründüler. Şu anda çocuklar içerideler ve çocukların teslimi gerçekleştirilecek hayırlısıyla. Biliyorsunuz ki çocukların pencereden bakan görüntüleri ve sevgili seyirciler, o kadar acı bir görüntü ki bu. Bu sanırım şu an çocuklar evde. Bir çocuğu evet. 9 aylıktı, ve diğer şuradan, çocuğu 1,5 yaşındaydı. Şu an canlı yayına ait görüntüler değil mi bunlar? Yayına girmeden 10 evet, saniye evet, önce çekilen ki. Görüntülermiş onlar. Evet, evet aynen öyle. Sevgili buradan seyirciler. Buradan şu şekilde de yine ben de seslenmek istiyorum. Evet. Burada şimdi söz konusu olan mahkeme kararının uygulanması, icrası söz konusu. Burada ebeveynler, anne, babalar kendi menfaatleri, kendi intikam duyguları içerisinde çocuklarını bu şekilde bu duruma sokmamalıdırlar. Kesinlikle. Ve unutulmamalıdır ki yani bakın 3,5 yıldır çocuklarına hasret bir anne burada söz konusu. Ve 3,5 yıl sonra ilk defa çocuklarını camda görüyor sevgili seyirciler. Bu bir anne için, bir ebeveyn için o kadar acı bir tablo ki. Nerede şimdi ben... Ve şunu da belirtmek gerekir ki yani evet, sonuçta mahkeme kararı, mahkeme bir karar vermiş. Bu kararın uygulanmasını taraflar mahkeme kararına uymalıdırlar. Hiç kimse kendilerine göre bir kural, bir kanun oluşturmamalıdırlar. Ve şimdi de gördüğümüz gibi 3,5 yıldan sonra evet evlatlarına kavuşacak. İnşallah. Ve bu da şunu gösteriyor ki devletin üstünde hiçbir güç yoktur. Her geç mahkeme kararları, ilanları avukatımız Ahmet Kur'an'a da şunu da söylemek istiyorum. Devletin üstünde hiçbir güç yoktur ama Aslan ailesi defalarca mahkeme kararına muhalefet suçunda işlemiştir. Kendi kanunlarını uygulamaktadır. Bu çocukları 3,5 yıldır bu anneden saklamaktadır. Hatta ikinci çocuklarını 9 aylıkken bir anneden kopardılar. O 9 aylık olan bebek şu anda 4 yaşında ve annesini tanımıyor. O çocukla, o çocuğun annesiyle hiçbir duygusal bağı yok. Aslında işlenmesi gereken en önemli konu. Mahkeme diyor ki evet kardeşim ben velayeti anneye veriyorum, ben velayeti babaya veriyorum. Bu değil. Siz boşanmış da olsanız velayet hakkı kime verilirse verilsin. O çocukların sahibi velayet hakkı sahibi değildir. O çocuklar anne ve babalarıyla büyümek zorundalar. Ve hiçbir anne baba çocuklarından bu hakkı alamaz. Aslında bunun altının çizilmesi lazım. Aslan ailesi baba, dede, babaanne, amca bu çocukları annelerinden kaçırmıştır, saklamıştır. Bize ihbarla biz defalarca İstanbul'da bulunan adreslerine gittik. Orada çocukları bulabildik mi? Bulamadık. Ve bize canlı yayında gezmeye gitmişlerdi. O yüzden bulamadınız dediler. Ama bize gelen bu ihbarlarda dediler ki Altınoluk'ta buradalar. Biz yaptığımız araştırmalarda babaanne adına bir ev alınıyor, bir araba alınıyor. O mahallede bir kız çocuğu görülüyor. Yani vicdan sahibi, sağduyulu seyircilerimiz sayesinde, gelen bir sürü ihbarlar sayesinde biz haftalardır araştırmalarımızı sürdürüyoruz. Siz ne sandınız? Biz orada burada Yasemin'i oturtuyoruz. Siz çocukları getireceksiniz diye mi bekleyeceğiz sandınız? Ne? Sevgili seyirciler, tam 3,5 yıl sonra ki velayet hakkı annede,
bunun mücadelesini veren anne, defalarca çocuğunu ve çocuklarını icra yoluyla görmeye çalışıldı. Ama maalesef ki hep sonuçsuz kaldı. Fakat bugün Yasemin Aslan evlatlarını ilk defa camda da olsa gördü. Biraz sonra Allah nasip ederse çocukların teslimi gerçekleştirilecek. Yasemin, gözün aydın diyeyim. Yani... Sağ ol Esra Hanım. Çok teşekkür ediyorum size ve ekibinize. Şu an elim ayağım titriyor. Çok sevinçliyim. 3,5 sene sonra ilk defa... 3,5 yıldır ilk defa camdan gördüm çocuklarımı. Belki de çocuklardan biri o aşağıda bakan kadının kim olduğunu bile bilmiyor. Siz bir şey söyleyecektiniz Hülya'm orada bağlantıdan dolayı. Tabii Yasemin'in... Cama nasıl çıkıp baktılar çocuklarım? Şunu da belirtmek istiyorum. Yasemin konusunda Yasemin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na da çocuklarının kaçırılması, alıkonulması ile ilgili şikayette bulunmuştu. Buradan artık şunu da belirtmek istiyorum. Yapmış olduğu şikayet neticesinde iddianamesi hazırlandı. Çocuğun kaçırılması, alıkonulması ile ilgili yaptığımız yayınlar bilirkişi tarafından çözümlendi. Ve bunlar delil olarak dosyasına eklendi. Yakında aile bu konuda da gerekli mahkemeden gerekli cevapları alacaklardır. Ama biz icra marifetiyle avukatımız eşliğinde yer gelen ihbarlar buradan duyarlı vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Aynen. Bir çocuğu... Evet Esra Hanım şu anda çocukları çıkarıyoruz ama görüntü almayacağız çocuklardan. Tamam. Hiçbir şekilde görüntü almayın. Tamam şu anda pedagog eşliğinde evet kayınpederi Yasemin'in kayınpederi ve eski eşi çocukları kendisi getiriyor şu anda. Biliyorsunuz 3,5 senede çocuklarını göremiyordu. Birçok kez icra marifetiyle denemişti ama çocuklarını görememişti. Ben şimdi bir şey söylemek istiyorum. Yok. Ben şimdi Adana'ya kendim de yerleşeceğim. Gelin, biraz. Ne, tamam. Ne dedi? Nereye? Müdahale edin. Kameraya müdahale edin. Bu evet, Esra Hanım dediğimiz gibi 3,5 yıl çocuklarını hiç görememişti. Birçok kez... Gitti, çocuk kendi bıraktı. Gelin kendi çocukları bıraktı gitti. Ama siz çocukları göstermiyordunuz. Göstermedi. Kendi gelmedi. 3,5 sene gelmedi. Ondan sonra da... Ama defalarca icra mahallesiyle gelmiş. Niye yazlık yerde kapınıza? Yaşıyorsunuz hanımefendi? İstanbul'da niye yaşamıyorsunuz? Allah'ım abi burada. Evet dediğim gibi 3,5 yıl boyunca icra mahallesiyle çocuklarını... Devam edin Özkan Bey. Çocuklarını görememiş. Şu anda jandarma ekiplerine çocuklar teslim edildi. Yasemin Aslan da aracın içerisinde tutanakların tutulması için jandarma karakoluna gidecek. Avukatımız Ahmet Bey de şu anda araca bindi. Sanırım... Evet şu anda halen kayınvalisi tehditte bulunuyor kendisine. Ne diye tehdit ediyor Yasemin Aslan anneyi? Reytiğine kavuştunuz değil mi? Reytiğinize kavuştunuz. Sonuçta muradınıza erdiniz. Biz evet, çocukları evet. Annesine kavuşturmak için uşak Serdar Bey. Çocuklarını bırakıp gitmiştir. Tamam. Defalarca gelmişti. Defalarca gelmemiştir yalan. Niye yazlık olan bir yerde yaşıyorsunuz? Çocukları niye İstanbul'dan uzaklaştırdınız? Özkan Bey gidebilir misiniz? Bir Serdar Aslan'la şu anda... araca bindirildi. Çocuklar 3,5 yıl sonra anneleriyle kavuştular. Bu da sevgilisi varmış. Gidip sevgilisine gidecekmiş. Çocukları da para alıp bırakacakmış. Ha, birisi peki. Birisi bize telefon etti bana. Tamam mı? Çok şanslı. En yakını birisi yaptı. Özkan Bey, Gülle Hanım'a sorar mısınız? Niçin bir ay içerisinde yazlık bir yerde yaşamaya başladılar? Peki bakın Esra Hanım diyor ki neden diyor Gülle Hanım bir aylık içinde yazlık binaya geldi buraya geldi diyor. Yazlığa neden geldi diyor. Gezmeye geldim. Torunlarım da geri geziyor. Nasıl bir değil gezmeye para gelmek değil bu? Mi? Gezeceğim istediğim zaman geleceğim. Esra Eroğlu çoluk çocuğum da... Vallahi Esra Hanım, siz... Bir
Bir de olarak size yakışıyor mu? Hiç tanımadığınız bir çocuk hakkında beyanda bulunmak. Ama bakın mahkeme... Hiç tanımadığınız çocuklar hakkında beyanda bulunmak yakışıyor mu size? Aklımı sallayacağım. O çocuklarla yasalı yolla geri alacağım çocuklarımı. Tamam ama... O bir de şunu söylemek istiyorum. Adana'da hastaneye gidip hastane tetiklerini etmeyip yarıda bırakıp terk edip gitmiştir. Sonuçta o kadın zihinsel engelli. Ben bunu ispat edeceğim. Ben bunu ispat edeceğim. Esra Erol'a da çıkacağım. 3 sene var ya. 3 sene ben onunla yaşadım. Bir çocuk dur vereceğim. Ne bileyim o yapıyorlar ben vermeyeceğim. 3 sene bu gece kalkıp çocuğuna bir kalkıp bakmıyor diyorum. Bakmıyor çünkü zihinsel engelli. Peki bir şey söyleyeyim. 3,5 sene anneye çocukla neden gösterdin? Biz göstermiyoruz. Demiyoruz ki gel güzel de gel. Gelmiyor. Ama 7 kere icra kaldırmış. Gelmiyor. Para istiyorlar. Beni kızdı mı? Para istiyorlar. Diyor para ver. Para mı istediler sizden? İstiyorlar. Parayı ver diyor. Biz çocukları istemiyoruz diyor. Tamam mı? Tamam, öyle diyorlar. Evet. Esra Hanım siz de iddiaları duydunuz şu anda. Biz de hemen şimdi karakola Yasemin'in peşine biz de devam ediyoruz. Seyircilerimize hemen hatırlatmak istiyorum. Ekran varmış, başında Yasemin getirdi zorla bize. Kendisi kızını kendi zorla getirdi bize girdi. Kendi bizim eve kendi geldiler, verdiler, gittiler. Tamam? Şimdi kızı işte onun için benim onun yanında durmadı. Durmadı. Gel oraya. Serdar Aslan orada mı? Serdar Aslan orada mı? Serdar Aslan gitti sanırım. Yani hemen devam ediyoruz. Biz de peki, karakola tamam. Yasemin Aslan'ın yanına edin. Gidiyoruz. Kulaklıkla ilgili sıkıntı var. Sevgili seyirciler biz Yasemin Aslan'ın 3,5 yıldır çocuklarını göremediğini hakkında velayet hakkının kendisinde olduğunu ama eşi ve eşinin ailesi tarafından çocuklarının ondan kaçırıldığını söylemişti. 9 aylıkken diğerinde 1,5 yaşındayken bırakıyor. O günden bugüne göremiyor. Şu an çocukların biri 5,5 yaşında biri de 4 yaşında. Bir anne olarak çocuklarına hasretti. Şu anda ekip arkadaşlarımız da yola çıktılar, gidiyorlar, Edremit'teler. Bu arada biz bu konuları işlerken defalarca icra yoluyla bu çocukları almaya, teslimin gerçekleşmesine sağladık ama maalesef ki çocukları o adreslerde bulamadık. Fakat son bir ayda bize gelen ihbarlar şu yöndeydi. Ailenin bir anda Altınoluk'ta ev aldığı, orada bir düzen kurdu, hatta bir kız çocuğunun yanlarında olduğunu söylemişlerdi. Biz bunun üzerine gerekli araştırmaları yaptık. Bugün de yayına şu şekilde girmemizin en önemli sebebi hiçbir duyuru yapmadan çocuklar inşallah o adrestedir umuduyla gittik. Ben açıkçası yine umutsuzdum. Şu anda yani ne hissedeceğimi bilmiyorum. Bir tarafta çok üzülüyorum. Hem 3,5 yıldır çocuklarını göremeyen bir anne var. Babaları tarafından kaçırılıyor o çocuklar. Diğer tarafta o çocuklar karşılarındaki kişinin annesi olduğunu bilmiyorlar. Evet. Bu çok acı bir tablo. Yani bunu yapan kişinin baba olması. Ya çocuğun yüksek yararı, çocuğun yüksek menfaati. Çocuklarımızı hani emzik emiyorlar ya o emzikten çıkartırken bile aman o süreci bir travmatik şekilde atlatmasın diye ne gibi yollardan ne gibi şeyler yapıyoruz? Dikkat ediyoruz. Niye? Çocuk emzikten koparken o emzikle olan bağını öyle bir hale getirelim ki çocukta bir travma oluşmasın diye. Bir baba çocuklarını annesinden saklıyor. Ve o çocuklar annelerini yaşarken tanıyamıyorlar. Aralarında hiçbir duygusal bağ yok. Bilmiyorlar. Peki nedir bunlar? Peki şu anda jandarma komutanlığının önündeler. Bu arada Edremit Adliyesi çalışanlarına ve jandarma komutanlığına huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum. Yasemin'in babası Rüstem Bey telefon hattında çocukların dedesi. O da ilk defa torunlarını 3,5 yıl sonra bir televizyon ekranından gördü. Rüstem Bey gözünüz aydın. Ne hissediyorsunuz torunlarınızı? Vallahi çok mutluyuz. Esra Erol'a dünyalarca teşekkür ediyorum. Eli öpülecek bir kadınmış. Neydi? Eli öpülecek. Sağ olun. Rüstem Bey şu anda benimle efendim? Konuşuyorsunuz. Esra ben. Ha. Benimle berabersiniz. Canlı yayındasınız. Canlı yayında konuşuyorsunuz. Tamam. Gözünüz tamam, aydın. Zaten, gözünüz sağ aydın. Sağ ol, Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum.
Yani 4,5 yılı bize bir bayram yaptırdınız bugün. Bugün bayramınız mı oldu? Vallahi bayramımız oldu. Bütün Adana, Kadirli her taraf şimdi izliyor. Bütün televizyonlar hep açık durumda şu anda. Vallahi... Telefonlarımız susmuyor yani. İnan ki hanımım falan, kız kardeşlerimiz. Oradan buradan arayanlar çok var. Yani özellikle Esra Hanım'ın yanına gidip, yani elini öpmeye gitmek isteyenler çok. Bekliyoruz. Elimi öpmeyi sarılalım en azından. Şu anın tadını çıkartalım. Orada biraz Allah razı olsun. Allah binlerce çocuğunu çocuğuna seni bağışlasın. Anneanneye de buradan sevgilerimi iletiyorum. Gözünüz aydın. Yanınızda ise görüşebilirim onunla da. Sağ ol ağabeyim. Bak burada kız kardeşim var. Tabii. Ali alabilirim telefonu. Ha, şu an bacaklarım titriyor. Gerçekten yerimden kalkamıyorum. Alo. Alo Esra Hanım. Gözünüz aydın. Kimle görüşüyorum? Ben halasıyım Yasemin'in. Peki. Alo. Duyuyor musunuz beni? Evet. Sağ ol canım. Esra Hanım seni çok seviyorum. Zaten hayranıyım. Yasemin'in halasıyım ben Kıbrıs'tan. Arıyorum. Bugün gezmeye gelmiştim. En güzel haberi bana verdin. Çok mutluyum. İnşallah bu saatten sonra çocuklar annesiyle huzurlu bir şekilde büyür. Ama bu demek değildir ki babalarını görmeyecekler. O çocukların babalarına, babalarıyla da beraber büyümeye ihtiyacı var. Ama bu işte kaçırarak, baskıyla bu şekilde olmamalı. Gözümüz aydın Hülya Kur'an. Şimdi ben buradan Adalet Bakanlığı'na, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na seslenmek istiyorum. Biz kamu yararına program yapıyor Esra Hanım ve burada velayetle ilgili konular istiyoruz. Asla... Çocukların ve ailelerin burada bu şekilde izlenilmesi değil amaç. Ki benim buradaki, için bu da bir zafer de değil biliyor musunuz? Yani tam tersi çok içimi acıtıyor. Burada bakın telafisi olmayan her geçen gün devletin mahkemelerinin verdiği alacağınız olur. Müracaat evet. edersiniz. Yasal faizinizi de geri alırsınız. Buradaki önemli olan her gün o çocuğun gelişiminde bir sekteye uğrayan bir zaman süreci var. 4 ve 5 yaşındaki iki küçük evlattan bahsediyoruz. Anne kucağını ve sevgisini bilmiyorlar. Devletin mahkemeleri bir karar vermişler mi? Evet. Vermişler. Velayet kamu düzeninden mi? Evet. Ama devletin mahkemelerinin verdiği kararı yok sayan insanlar var mı? Var. O çocuklar bulundukları yaşam alanlarından yazlık sayfiye yerleri kapalı perdeler altında saklanıyorlar mı? Bu takip Esra Erol'a ekibi tarafından bir haftadır gerçekleştiriliyor. O pencereler açılmıyor, o perdeler kımıldamıyor, o kapının önündeki araba hareket etmiyor. Bu çocuğu güven duygusunu nasıl aşılarsınız? Bir yerden kaçtığını, o kaçtığı kişinin de annesi olduğunu söylüyorsunuz ya. Bunun hiçbir altını hiçbir hukuki gerekçeyle, hiçbir şeyle ifade edemezsiniz. Ya da bir anda ay Allah'ım sana şükürler olsun Yasemin Aslan 3,5 yıl sonra evlatlarına sarıldı. An sevgili seyirciler. Şu an aslında Yasemin için o kadar kıymetli bir an ki fakat bu iki çocuğun duruşuna bakarsanız bu çocuklar kime sarıldıklarını bilmiyorlar. Yabancılaştıkları kişi kim? Onları dünyaya getiren anneleri. Bu çocuklar niye böyle duruyorlar? Bu çocuklar annelerini sevmedikleri için değil. Dedeleri ve babaları tarafından anneleri yok sayıldığı için bu şekilde duruyorlar. Bu çocukların bu anneye sarılmaları, bu kadına sarılmaları en fazla bir gün biliyor musunuz? Allah nasip ederse. O yüzden icra marifetiyle 100 günlük eylem planı içerisinde devletimiz bunu öngördü. Bizim taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelerde devlet anneye ve babaya karşı da çocukları korur. Avukatımızın dediği gibi devletimiz aciz değil. Çocukların üstün yararı burada tek gerekçedir. Ne annenin menfaati dikkat edilir, ne babanın menfaati, ne de taraf olan ailelerdir. Buradaki tek mahkemenin dikkat ettiği husus çocukların üstün yararıdır. Yine Edremit'teyiz. Özkan'ın aktarmak ve iletmek istedikleri var. Çocuklar anneye teslim edilip o ilk kareyi, o sarılma karesini yayınladıktan sonra. Özkan sendeyiz. Evet Esra Hanım, bir yoğun bir dakikalar geçirdik.
3,5 yıl bu dile kolay. Çünkü küçük çocuğunu daha aylıkken anneye ihtiyacı, yani süt verdiği zamanlar bırakmıştı ve 3,5 yıl boyunca büyük bir mücadele vermişti Yasemin Aslan. Çünkü defalarca icra marifetiyle kapılarına gitmişti ama o çocuk bir türlü o evde bulunmuyordu. Ekibimizle yaptığımız bir ihbar üzerine çalışmalarımızda tam bir hafta içerisinde yeri tespit edildi ve şu anda çok mutluyuz. Biz de çok mutluyuz. Yasemin de çok mutlu. Çünkü çocuklarını şu anda ellerini tuttu ve içerideler. Şu anda Ahmet Bey de yanımızda. Ha. Ahmet Bey'den de şu anda içeride olanlardan bilgi almak istiyoruz. Peki, öncelikle sevgili Ahmet Kur'an avukatımız, teşekkür ediyoruz. Bizim için güzel, Yasemin adına mutlu bir andı. Evet, çok şükür ki. Biz de tabii ki yine ben de şahsım adına ve ekip olarak da sizlere de teşekkür ediyoruz. Çünkü programda birçok bu şekilde annelerin evlatlarına, evlatların annelerine kavuşmasına vesile oldunuz. Ben de tekrardan size ve yine ekibe teşekkür ediyorum. Şu anda çocuklar anneleriyle birlikte gayet mutlular. Yasemin Hanım özellikle zaten çok çok mutlu. Şu anda tabii uzun süredir hasret vardı. Hasret gidermeye başladılar. Birazdan inşallah şu anda hukuki iş ve işlemlerle ilgili olarak tutanaklar tutuluyor. Hayırlısıyla birazdan çıkıp anneleriyle birlikte İstanbul'a geri dönüşte bulunacağız. İnşallah Allah'ın izniyle. Yasemin için aslında, yani oraya giderken de Yasemin çok umutla yola çıkmadı. Ama bize gelen tüm ihbarları değerlendirdik. Biz öncesinde araştırmalarımızı yaptık. Bu adreste olmaya da bilirlerdi. Ama yine de o, hani içinizdeki o umut var ya, acaba hani döndüler mi, İstanbul'a mı geldiler tekrar, bu adrese mi gittiler? Bir anda mevcut düzenlerini bozup niçin yazlık bir yerde yaşarsınız bu soğuk havada? Bu çocukların okul dönemi, hangi tatilden bahsediyorsunuz? Bu bundan bir hafta sonra, yani bu haftanın sonunda olmuş olsaydı şunu söylerlerdi: kardeşim 15 tatil. Ama çocukların okul döneminde ve okul hayatından da, eğitim hakkından da mahrum bırakılıyor bu çocuklar. Niye eğitim hakkından mahrum bırakılıyor? Annelerinden saklansın diye. Anneleri o çocukları alamasın diye. Bir babaanne, bir dede anne sevgisini verebilir mi? Annenin yerini doldurabilir mi? Ve siz bir anneyi yaşarken diri diri mezara koyabilir misiniz? Belki de o çocuklara anneniz öldü dediler. O çocuklara bir annenin varlığını nasıl anlattılar? Ya da bu çocuklar annemiz nerede diye sorduklarında nasıl ifade ettiler? Yani annen kötü kadındı da gitti mi dediler? Annen biriyle mi kaçtı dediler? Anneniz öldü mü dediler? Ne dediler? Bu çocuklarla nasıl bir iz bıraktılar? Dahası, ya o çocukların evine bir anda jandarma geliyor. Bir anda kapıyı yabancılar açıyor. Ve karşında yabancıları buluyorsun ve istemsiz bir tartışma ortamı yaratıyorsun. Ve sen bunları çocukların yanında yapıyorsun. Bunu hiçbir baba yapamaz. Çocuğumu seviyorum, çocuğumu önemsiyorum diyen hiçbir baba çocuklarına bunu yaşatmaz. Bir de icra yoluyla evladını görmek ne demek ya? Bu nasıl bir vicdansızlıktır? Çocuğu babadan ya da anneden saklamak ne demek? O çocuğa, ya anneyi ya da babayı kötülemek ne demek? Hangi vicdanı, nasıl bir akıl tutulması bu? Nasıl bir vicdan yoksunluğu? Kişilik ilk 5 yaşta oluşur. Ve bu ilk 5 yaşında 3,5 yılı gitmiş. Mizaç ve karakter oluşumunda annenin bir yoksunluğu var. Bunu telafi etmek hakikaten zor. Ve burada annelerimiz var. Yüksel gözü yaşlı şu anda, o anları izledi. Senin evladın da 3,5 yaşında. Yaklaşık 9 aydır değil mi? 10 ay. Mikrofon al Yüksel. 10 aydır. 10 ay 7 gün oldu bugün. 7 gün oldu ki çocuğun senin nüfusunda. Evet. Yani baba çocuğun nüfusta tanımamış. Fakat biyolojik baba diyorum, biyolojik baba tarafından senin evladın 10 ay 7 gündür kaçırılıyor.
Kimdir ismi çocuğun babasının? Fatih Nişancı. Fatih Nişancı. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz kişi nerede yaşıyorlardı? Sakarya Hendek. Sakarya Hendek'te. Tam bundan 10 ay önce çocuğunu senden aldı ve o gün bugündür çocuğunu sana göstermiyor. Sen kaç defa icra yoluyla çocuğunu görmeye çalıştın? 2 defa baskın yaptırdık biz evlerine akşam 10.30'da özel bir kararla. 4 eve eş zamanlı baskın yapıldı, hiçbirisine çıkmadılar. Tanıyanlar bilenler lütfen bize ulaşsınlar. 3,5 yaşındaki bir evlat annesinden kaçırılıyor. Diğer tarafta Nazlı, Yasemin'le tüm bu süreci yaşayan birisin. Evet. Çok mutluyum Yasemin adına. İnşallah sıra bizde diye düşünüyorum. Yani bundan başka dua edebilecek başka bir tutanağım da yok şu anda. Size de çok teşekkürler bu arada. İnanılmaz, anneleri mutlu ediyorsunuz. Sen evladını görmeyeli ne kadar oldu? Kaç beş ay oldu? Tam 5 ay oldu. Evet. Yani bundan 4 ay önce programımıza gelmişti. Evet. Günler ki Yasemin'le 3 aydır bu süreci yaşayan evet. birisin. O umutsuzluğu da umudu da yaşıyorsunuz. Evet. Yasemin bu konuda çok umutsuzdu. Evet, çünkü çok uzun süre. Yani buna anlam veremiyorum ben. Hiçbir şekilde kaçırmanın hiçbir sebebi olamaz. Çocuğunu sen göremiyorsun ama içinde şöyle bir korku var. Ya evladım beni unuttuysa? Aslında biraz önce söylediğiniz gibi rüyama girdi birkaç gün önce. Ercüment ismi oğlumun. Buluşuyoruz ve diyor ki bana anne beni senin öldüğünü söylediler diyor. Üç gün kendime gelemedim bu yüzden. Böyle bir şeyden çok korkuyorum. Allah korusun. İnşallah o gözyaşının yeni sevinç gözyaşı olacak. Bu arada Fatih Nişancı'yı tanıyanlar, bilenler lütfen Sakarya Hendek'te yaşıyorlar. Bize ulaşsınlar. Yükselin nüfusunda evladı ama biyolojik baba tarafından anneden kaçırıyor. Yani hangi intikam duygusuyla o çocuk senden alındı, senden kaçırılıyor? Tabii iki annemizin de durumu çok özel. Evlilik dışı dünyaya gelen çocuklarda bir mahkeme kararına bile gerek olmaksızın kanun gereğidir. Velayet hakkı annededir. Daha istisnai bir durumdur ama iki anne de bu anlamda mağdur ediliyor. Hangi kişisel hırs? Hangi intikam duygusu? Su bir evladı annesinden ayırır. Ben bu kişilerin ciddi altlarında psikolojik sorunları olduğunu düşünüyorum. Çünkü sen orada çocukları aslında bir nevi tutsak ediyorsun. Evet. Ve gelişimine çok canınızdan çok değer verdiğiniz bir çocuğun gelişimine engel oluyorsunuz. Bir kere daha Ecemit İcra Müdürlüğü, Altınoluk İlçe Jandarma Komutanlığı'na herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi Hacer Sevin de geliyor programımıza. Ablası için başvuruda bulunmuştu. Ablasının %50 zihinsel engeli olduğunu ve 31 Aralık tarihinde evden gittiğini, başına bir şey geldiğinden şüpheleniyorum dedi. Fakat ablayla ilgili tüm bilgilere ulaştık. Hatta bir nikah kıyılacaktı. O nikahı da iptal ettirdik sevgili seyirciler. Bugün Hacer kız kardeşi Kezban'la buluşacak. Stüdyoda bugün ay çok güzel başladık haftaya Allah'ım. İnşallah bu kavuşmalar hep olsun. Hacer geliyor alkışlarla. Özkan sendeyiz. Evet Esra Hanım, Yasemin Arslan çocuklarıyla beraber pedagog eşliğinde şu anda Altınoluk Jandarma Karakolu'nda şu anda görüşmeye devam ediyor, içerideler. Ahmet Bey'e de söz vermek istiyorum. Ahmet Bey'in de birkaç cümlesi var. Ben öncelikle yine belirtmek isterim ki Edremit İcra Müdürlüğü'ne, Altınoluk İlçe Jandarma Komutanlığı'na tekrardan çok teşekkür ediyorum. Bugün sabahtan beri bizlerle birlikte bayağı emek sarf ettiler. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Ayrıca yine tekrardan defaatle belirtmek isterim ki ne olur çocukları bu duruma sokmayın. Mahkeme kararının gereğini yerine getirin. İnanın bu duruma sokmayacak bir ebeveynin sorumluluğu çocuktur.
O yüzden hiç mahkeme kararına bile gerek duymaz anne ve babayla büyüsün diye. Reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra yine güzel bir kavuşma. 31 Aralık tarihin 2018'den sonra ilk defa kardeşini görecek bir abla kardeş buluşması var Esra Erol'da. Kaçırmayın. Türkiye engelli kızı Yeşim'i para karşılığı onlarca kişiyle evlendirdiği iddia edilen Selver Hanım'ı konuşuyor. Yüzüğümüzü, küpemizi, telefonumuzu yedi o şahıs. Hep iftira. Benim iki bileziğimi yedi. Birçok da küpemi yedi. Ay. Birçok da yosunu yedi. Bu nasıl iftiraydı? Ya binlerce ihbar var ya. Geniş ayetler. Yeni şaşırtacak iddialar. Cenaze olan evlere gidiyordu. Bu dedi ölen adamın dedi bana dedi bir tane bilezik borcu var dedi. Ben onu kimden alacağım peki dedi. Hep iftira. Bu olay olduğu zamanlar para teklifleri gelmeye başladı. 60.000 TL para istedi. Benim elimde de senin yeğene karşılık şu anda mektup var. Cezaevinden Selver Hanım'a gönderdiğim mektup. Herkesten saklanan sır dolu mektup ve canlı yayında büyük yüzleşme şimdi Esra Erol'da. Gözyaşları içinde kayıp olan ablasını aradı. Bugün 15 günlük hasret sona erecek. Hacer, zihinsel engelli ablası Kezban'a Esra Erol'da kavuşacak. Kezban abla, gözünü seveyim dön. Bak ben seni çok seviyorum. Ne olursun dön. Bizim birden başka kimimiz var, söylesene bana. Büyük buluşma şimdi Esra Erol'da. Eşimi evi terk etti, çocukları alarak gitti. Çocukları bir aydan beri göremiyorum. Beni yüzüstü bıraktı gitti. Yaptım bir hata, özür dilerim. Kabul et. Çocuğumuz için. Nazire çocuklarını aldı, evi terk edip gitti. Bir an sonra Ali affetti. Barıştılar. Yanlış bir hata yaptığımı da biliyorum. Çocuklarımın evsiz büyümesini istemem. Peki 10 günde neler yaşandı? Nazire hangi kararı aldı? 10 gün sonra herkesi şoka edecek bir teklifle Ali yine geliyor. Ali'nin söyleyecekleri çok tartışılacak. Şimdi Esra Erol'da. Bir hatırlatmamız var mı? Evet sevgili seyirciler, Hacer Sevindi'nin programımıza gelme sebebi zihinsel engelli olduğunu iddia ettiği kız kardeşinin 31 Aralık 2018 tarihinde kayıplara karıştığıydı. Bunun altından çok farklı olaylar çıktı. Kız kardeşinin Kırtay, Ankara'da Kırtay ailesinin yanında olduğu, hatta oğullarıyla onu evlendirmeye çalıştığını öğrendik. Nikah günü de nikahın iptalini sağladık. Biz buradan Hacer'e gerekli o yolu göstererek. O bizim için sevindirici bir gelişmeydi ama kardeşli, yani kız kardeşini gidip aileden almaya çalıştığımızda aile kayıplara karışmıştı. Ta ki hafta sonu yaşanan o gelişmeye kadar. Önce hatırlatmamız, hatırlatmanın ardından buradayız. Hacer Sevindi 18 yaşında. Onun da iddiası şuydu. Benim 21 yaşında zihinsel engeli olan kardeşimi babam para karşılığında bir aile, Kırtay ailesine satmaya çalıştı. Parada anlaşamadıklarında o evlilik bozuldu. Kız kardeşim 10 gündür evde yok. Yine bu Kırtay ailesinde olduğundan hayatından şüphe ediyorum demişti. O da biliyorsunuz ki dün eğer yetişemeseydik şu anda o kişiyle evlenmiş olacaktı. Ekibimiz de Ankara'ya, Keçiören'e, bulundukları yere, eve gittiler. Kezban ve Adem Bey'in yaşadığı apartmanın önündeyiz. Şimdi kendileriyle görüşmek için oturdukları daireye gidiyoruz. Evet, gördüğünüz gibi kapıyı açmıyorlar İhsan'ım. Buyurun, kimsiniz? Buraya gelsin, bir an önce
Adem Beyleri arıyorduk ama biz. Adem Beyleri bugün hiç görmedim. Tanıyor musunuz kendilerini? Evet, tanıyorum. Tanıdığım kadarıyla mazbut, kendi halinde. Bir haftalık 10 günlük süreçte Kezban aileyle beraber kalıyormuş. O süre içerisinde gördünüz mü? Geçen şahsı ben hiç görmedim. Gülizar Hanım, damadını Selahattin Bey aradı mı Hacer'le Kezban'ın babası? Evet, dün beni aradı. Evet. Nikahtan az bir evliyim. Sana diyor ki, hadi diyor geçmiş olsun diyor, yine diyor burada da sen kazandın diyor. Onu iptal ettirdik diyor, artık buna da bakarsın dedi. Bu cümle ne demek ya? Ben şunu anlıyorum. Baba kızını vermeye çalışıyor. Anneanneyi de şu cümleyi kuruyor. Burada da sen kazandın ya. Yani ben o kızı vereceğim. Evet. Sen bunu durduramayacaksın. Tayin kızım ne olur. Annesi babası olarak ben arkasındayım. Kezban sevindi, 21 yaşında ama siz zihinsel engeli olduğunu söylediniz. Yaptığımız telefon görüşmesinden aslında ses tonu, kendini ifade etme şekli 21 yaşındaki bir genç kızın konuşma şekli değil. Daha böyle hani 12-15 yaşlarında kendini ifade edebilen bir çocuk gibiydi. Bugün anneanne Gülizar Hanım da buradalar. Hoş geldiniz stüdyomuza. Esra Hanım, teşekkür ettim. Mutlu musunuz? Çok. Dün bana bir telefon geldi köye. Kız kardeş dedi ki, Kezban ablam çıktı ortaya. Anneanne beni aradı. Hemen ben de ona bağlandım. Bağlandığım yerde yoktu. Bir kadınla görüştüm. O şimdi telefon etti. Babasına teslim olundu. Aslında gitti babaya dedi. Teslim değil. Evet. Bilmiyorum artık. Kırtay ailesi 12 an iptalinden sonra sanırım bir kere daha nikah günü için, başvuru için başvuruda bulunacaklardı ama bir sağlık raporu alınması lazım. Tahminen de böyle bir sağlık raporu için gittiler ve gerçek ortaya çıkınca aynen. Babaya Kezban'ı nasıl bırakmışlar biliyor musunuz? Kapının önüne bırakıp kaçmışlar. Bak, ben sana ne dedim Hacer? Ne dedim ben sana annem? Yani aile baktılar ki cuma günü, çünkü biz oraya gidip sürekli o adrese gidip orada takiplerimizi devam ettirince cumartesi günü baban nerede yaşıyordu? Pendik'te. Pendik'te babanın kapısının önüne kızı bırakıp kaçıyorlar. Allah kahretsin onlar. Şimdi önce Kezban'ı Sürtü'ye davet edeceğim. Tam 15 gün sonra kardeşinle buluşacaksın. Senin için çok heyecanlı bir an. Bir kardeşin kardeşi için mücadelesini de gördük sevgili seyirciler ama hemen tekrar bir Edremit'e gitmek istiyorum. Esra Erol'da ekibi orada, Özkan Bey. Şu an tabii tehlikeli bir an. Özkan, evet, hemen Esra Hanım, alalım. Şu anda Yasemin ve çocukları aracımıza aldık. Siz de yayında duydunuz. Hem Yasemin'in eski eşi hem kayınpederi tehditler savurdu. Bunu oradaki jandarma bu tehditlerin hepsini tek tek duyduğundan dolayı jandarma şu anda önümüzde bize eskortluk yapıyor. Şehirden güvenli bir şekilde çıkmamız için. Şu anda yağmur da yağıyor. Jandarmanın arkasında bize eskortluk yaparak şehri terk ediyoruz. Yani şimdi bu da çok önemli bir an. Niye biliyor musunuz? Kolluk eşlik ederek biz bölgeden çıkabiliyoruz. Çünkü ailenin hem tehlikeli söylemleri hem de tavrı nedeniyle aileyi de bir süre karakolda tutmuşlar. Hala da belki de tutuluyor olabilir. Ekip arkadaşlarımız da şimdi yola çıktılar. Avukatımız Ahmet Kur'an'la beraber. Teşekkür ediyorum. Hayırlı yolculuklar diyorum ama şu anı pek sevmedim. Onu da söylemek istiyorum. Önemli bir anda onun da aktarımını yaptık. Dikkatli, sağ salim Allah'ın izniyle gelsinler. Hacer, böyle programa bugün böyle heyecanlı girdik. Haftayı öyle başladık. Şimdi senin için o güzel an. Kız kardeşi Kezban geliyor sevgili seyirciler. Alkışlarla 15 gün sonra buluşuyorlar. Geldim buraya. Annem, bırakmam sizi gayrı.
nasıl ulaşabildim? Gel. Daha bırakmam annem Beyza'yı gitme dedi. Özledim ben. Özledim. Ben özledim. Kötü bir şey yaptılar mı sana? Nasıl anlaştılar? Bir daha bırak bir daha. Bir daha bırak bir daha. Gel Kezban gel. Nasılsın? İyiyim. İyi misin? Gel. Gel böyle. Teşekkür ederim. Nasıl bırakıp gittin beni? Hı? Acayip programa başvuru yaptığında kız kardeşinin 31 Aralık'ta evden kaybolduğunu ve daha önce babası babalarının Selahattin Sevindi'nin Kezban'ı para karşılığında evlendirmeye çalıştığını, hatta şu anda yine bu ihtimalin yüksek olduğunu söylemişti. Aslında tüm iddialarında da çok haklıymış, söylediklerinde de çok haklıymış. Çünkü daha önce o para karşılığı verilmeye çalıştın, ailenin evinden çıktın, seni orada bulduk. Kezban, bu 31 Aralık 2018'e yani bundan 15 gün önce sen evden nasıl gittin, seni kim aldı? Onlar işte aldılar beni oradan. Seni oradan aldılar? Evet. Ne dediler sana? İşte sabah bana mesaj attılar. Kim attı? Adalet. Adalet? Evet. Şeyin, Adem'in annesi, Adem Kırtay'ın annesi. Evet. Peki ne yazdı sana mesajda? İşte seni rüyamda gördüm dedi. Hayırlı olsun falan diye mesaj atmış. Evet. Ben de dedim ki ona iyiyim ben dedim. Bana dedim hani öyle bir şey olmadı dedim. O da işte şey demeye başladı. Biz senin dedi eğer istiyorsan alalım gelelim falan gibisinden konuştular. Evet. Ben sonra oraya işte gittiğimde zaten direktmen işte nikah falan işlemlerini yaptılar. Peki seni şimdi gelip kimler aldı? Adem'in annesi seni o evlendirmeye çalıştıkları kişinin annesi sana mesaj atıyor rüyamda gördüm diyor. Evet. Biz seni gelip alalım diyorlar. Evet. Kim geldi seni aldı? Annesi vardı bir de şey vardı babası vardı. Teyzesi vardı. Bunlar teyzesi, üç kişi. Teyzesi. Adem'in anne, Adalet, baba İsmail. Evet. Geldiler seni İstanbul'dan, Pendik'ten mi aldılar? Hayır, bizim eski mahalleden aldılar. Eski mahalleden aldılar. Oturduğumuz evin oradan. Peki. Sen de onlarla gittin. Niye giderken hani kardeşine, babana haber vermedin? Çünkü verdirmediler. Verdirmediler. Peki evet. Gittiğinden babanın haberi var mıydı? Babamın da haberi yoktu hiçbir şekilde. Normal bir şey mi peki bir anda bir hani daha önce tanıdığım bir aile değil mi? Evet. Hani onların arabalarına binip gitmen normal mi? İşte verdirmediler o yüzden kimseye haber vermemiz. Kezban ama seni o gün herhalde herkes rüyasında görüyor. Bak Adem'in Safiye. Annesi rüyanda görüyor. Safiye Hanım rüyasında görüyor. Babanın yeni eşi de rüyanda görüyor değil mi seni? Evet. Şimdi babanın yeni eşi seni nasıl şu anki eşi nasıl rüyasında görmüştü? İşte benim gelinlik giydiğimi rüyasında görüyor. Ha, ne diyor sen diyor gelinlik giyecektin diyor. Evet. Giymiştin diyor rüyamda. Evet. Sonra? Öyle görüyor işte. Ondan sonra şey demeye başladı zaten. Hani bir yere gitmemezlik yapma falan gibisinden. Hani bir yere gidersen haber yapma. Ver. Tamam bir yere gidersen de haber ver dedi. Evet. Peki baban rüyasında görmüş mü seni? Hayır babam rüyasında görmedi. Ama babanın şu anki birlikte olduğu kişi rüyasında görmüş gelinlik giydiğini. Evet. Safiye ablan da babanın daha önce birlikte olduğu kadın da seni rüyasında görmüştü. Evet. O ne diye rüyasında görmüş? O da benim aslında beni değil aslında Hacer'i görüyor. Evet. Hacer'in çok kötü bir yerde olduğunu söyledi bana rüyasında. Evet. Sen de kaç kurtar mı kendini dedi.
Git kurtar mı dedi. Hani ablan gibi öyle kötü bir yere düşme diye mi? Evet. Bu şekilde gördü. Bütün aile aynı gün içerisinde rüyasında görüyor. Bu evlendirecekleri kişi Adem'in annesi gelinlik giydiğini gel bize diyor. Babanın şu anki birlikte olduğu kadın senin gelinlik giydiğini seni bir yere çağırırlarsa mutlaka git diyor. Safiye de diyor ki ablan gibi durumlara düşme. Seni çağıran biri olursa git diyor. Sen kalktın buradan Ankara'ya onlar seni gelip aldılar gittin. Evet. Hemen nikah işlemlerin başladı. Aynen evet. Sabah hemen erkenden nikah işlemleri başladı. Gider gitmez mi? Evet. Peki mesela bazen de hani dini nikah öncesinde bir dini nikah kıyıldı mı? Bir hoca geldi mi? Hoca geldi ama nişan takarken sadece hocayı çağırdılar. Hoca işte sadece işte bir dua okudu. Evet. Biz dedi yapamayız onu dediler. O nikahsız yüzden... olduğu için mi? Evet. Ha, hocanın ellerinden öpeyim. Nikah gününe gittiğiniz zaman nikahın kıyılmayacağını öğrenince aile ne yaptı? Sinirlendiler mi Kezban? Siz şimdi o gün gizlice nikah kıyılacaktı. Evet. Şunu da merak ediyorum. Sen nikahında kardeşin, baban, yakınların yanında olsun istemez miydin? İsterdim. Peki niye yoklar senin nikahın kıyılırken yanında? Çünkü babamın vermeyeceğini bildikleri için öyle bir şeye kalkıştılar işte. Yani senin yani aslında normalde bir genç kızın yaşayacağı en güzel günde hiç kimse yok. Burada bir anormallik var değil mi? Evet. Siz nikaha gittiniz. Hülya'nın sorusunu tekrarlıyor. Tam nikah kıyılacakken diyorlar ki bu nikah iptal. Evet. Ne yaptılar? Ne tepki verdiler? İşte rapor olmadan dediler hani hiçbir şekilde nikah yapamazsınız deyince. Hani oraya geçtikten sonra bize. Ondan sonra işte tekrardan bana pazartesi günü dedi burada burada kal dedi. Pazartesi evet. günü tekrardan dedi işlemlerimizi yapalım dedi. Ne gibi işlemler yapılacak? Nikah işlemleri tekrardan. Peki seni bir doktora götürdüler mi rapor almak için? İşte o raporu almak için uğraştılar ama onu alamadılar. Buradan almanız lazım dediler bize. Hayır, bir doktora falan da götürdüler mi? Hani görüşme yaptırdılar mı seni? Hayır. Peki senin bir raporun var mı? Kardeşin senin %50 zihinsel engelin olduğunu söylüyor. Raporum var ama zihinsel engelli diye değil. Hani okuma yazma bilmediğim için öyle bir rapor yazdırmışlardı. Evet. Peki sen onlara söyledin mi? Yani böyle bir rapor ihtiyacım yok. Aslında benim bir raporum var. Babama açın söyleyin demedin mi? Evet ben zaten söylemiştim. Onlar da resmen zaten zihinsel engelli de yüzüme karşı söylediler yani. Ne dediler sana? İşte zihinsel engelli diye bir raporu varmış dediler. Evet. Bizim de onu almamız lazım dediler. Öyle bir şey yaptılar yani. Kezban o gün canlı yayına bağlandığında senin ben baskı altında olduğunu hissettim sesinden. Sana baskı uyguladılar mı? Evet konuşturmuyorlardı zaten. Ben kimdi orada... seni konuşturmayan kimlerdi? Buradan kendisine sesleniyorum o Adalet Hanım. Adalet Hanım ne yapıyordu? Ben seninle telefonda konuşmaya çalışıyorum soru soruyorum. Sen telefondasın nasıl... Engel oldular sana. Ne yapıyorlardı? Ben doğruları söylemeye kalkıştım. Halamla konuşurken, doğruları anlatmaya çalışırken geldi benim boğazımı sıkmaya kalktı. Ben Adem kadına... Kırtay'ın annesi. Ondan Adalet. Sonra evet. Yanındaki Adem'in teyzesi de engel oldu. Eğer engel olmasaydı zaten benim orada boğazımı sıkacaktı. Çok önemli bir iddiada bulunuyor. Peki bu teyze, biz biliyorsun sizin o yaşadığınız eve geldik. Evet. Ama sizi orada bulamadık. Şimdi bir gün önce nikahım vardı, iptal oldu. Çünkü beni orada bırakmadılar. Onların evinde durmama izin vermediler. Çünkü teyzesinin evine gidip orada resmen saklandılar. Bütün aile gidip teyzenin evinde mi? Kız, Adalet Hanım'ın kız kardeşinin evinde mi saklandılar? Evet. Peki ablası oluyor daha doğrusu. Ablası oluyor. Evet. Ben evet. O kadını. Çemkirmişti bana. Peki eve dönmeyelim bizi burada bulurlar mı dediler? Evet ATV dedi de hatta oğlu sizi görmüş galiba ATV'nin arabasını görünce demiş ki hani anne demiş orada bekliyorlar bizi. Hani biz bu akşam eve bile gitmiyorlardı yani. Hep ablalarında kalıyordu. Babasıyla tabii ki de oğlu gidip evinde kalıyordu. Peki sen bu süre içerisinde şimdi... Ablan buraya geldiğinde 9 gündür kayıptın. O seni bulamıyordu. Evet. Hiç ablanla, Hacer'le ya kız kardeşine iletişim kurmaya çalıştın mı? Aramak istedin mi onu? Aramak istedim ama benim telefon numaram bile yoktu. Hep elimden aldılar. Elinden telefon almış. Ne bileyim canım Adem'in telefonu falan vardır. Yok Adem'in telefonu var ama Adem'in telefonu sürekli aradıkları zaman kapatıyorlardı zaten ATV'den. Ben onu aradım. Söyledi mi sana? Söylemedi. Ben babasını da aradım. Telefonu kapattılar.
Evet, onu kapattılar. Konuşmak istemedikleri için. Hiçbir şekilde iletişim kurmuyorlardı. Bak anneannem burada, o seni çok özlemiş, seni çok merak ediyorlardı. Şimdi bir görüntümüz var. Tabii nikah kıyılacağı haberi bize 10.30 gibi bir 10.30'da gelince sabah saat 14.15'lere nikah var. Yani biz bir an önce o nikahın iptali için gerekli işlemleri yaptık. Bir de hani bir kare görüntü bile bizim için çok önemli. O güne dair çekilmiş tek görüntü de budur sevgili seyirciler. Gelsin bakalım ekrana. Nikah olmadı mı? Niye olmadı? Arabana mı götürmüştün? Arabana mı götürmüştün? Hangi karakol? Ben git. Nikah olmadı mı? Niye olmadı? Arabana mı götürmüştün? Arabana mı götürmüştün? Hangi karakol? Ben git. Nikah olmadı mı? Niye olmadı? Arabana mı götürmüştün? Arabana mı götürmüştün? Hangi karakol? Ben git. Peki. Şimdi bana bu kişileri tanıtabilir misin Kezban? Şu İsmail. Şu Emine, bu? Şu Adalet, şunu tanımıyorum, bu? Meryem diyor adları. Emine, evet. Teyze dediğin, evet. Adalet Hanım'ın kız kardeşi, bu da Adalet Hanım. Evet, bak. Şu da Meryem sanırım, yanındaki de, arkadaki de oğlu oluyor. Peki sen o gün nikah iptal edilince mutlu oldun mu? Evet. Nikahın iptal olmasına çok sevindim. Peki bu Adem Kırtay'la bir iletişimin var mıydı? Konuşur muydunuz sürekli? Hayır, sürekli değil. Annesi beni rüyasında gördüğünde mesaj atıyor. Ben sabah yatıyordum. Hı hı. Beni tam 6 kez aramışlar. Ben zaten Adem'in kız kardeşini engellemiştim bana ulaşmasınlar diye. Niye engellemiştin? Hani bu iş zaten bozulmuştu. Biz de engelledik hani aramasınlar. Nasıl, ne diye bozulmuştu öncesinde? İşte hani yüzük taktıkları gün her şey bittiydi. Niye yüzük takılınca her şey bitti? Niye bitti yani durup dururken? İşte araya para girdiği için. Kaç para istediler senin için? Kaç para istediklerini ben tam olarak bilmiyorum. Hani... Adem o gün canlı yayına bağlanıp 12 bin TL gibi rakam istediler dedi. Bunu baban ve babanın birlikte olduğu Safiye istemiş. Evet, o istemişti. Tamam. O yüzden hani ben de onları engellemek zorunda kaldım. Beni rahatsız etmesinler. Hayır, şimdi... Paranın ne kadarını aldılar, ne kadarını alamadılar? Zaten aldıkları gibi geri istediler. Neyi? Parayı. Parayı da biz zaten abim gönderdi. Abin? Evet. Sen böyle bir şey söylemedin. Söyledim. Para geldi, sonra tekrar parayı geri mi istediler? Evet. Para çünkü nişan bozuldu gitti. Değil mi? Hı-hı. Çünkü ikide bir arıyorlardı, babamı rahatsız ediyorlardı bu konu hakkında. Ne diye rahatsız ediyorlardı? Bizim paramızı aldınız, işte siz bize kıza parayla mı sattınız demiş, bir şey demiş. Biz de o parayı geri göndermek zorunda kaldık. Ama bak, parayı sonradan geri gönderiyorlar. O arada bir şey için nişan bozuluyor. Para öncesinde geliyor babaya. Evet. Safiye bu aileyle seni görüştürüyor muydu telefonda filan? Hayır, görüştürmüyordu. Bir bağlantı kurduruyor muydu? Kurdurmuyordu çünkü onun bu şeyle bir alakası yok. O kişiyi de arayıp benim ailem sorabilir yani. Peki baban senin gittiğinden haberi var mıydı? Hayır, babamın hiçbir şekilde haberi yoktu. Niye anneannene peki Adem Bey'in telefon numarasını verdi? Ben vermedim ki. Hayır, baban anneannen söylemiş. Soruyor nerede diye Kezban. Hı-hı. Baban da direkt ailenin telefon numarasını veriyor. Biz oradan şüphelendik. Anneannenin ihbarı üzerine. Ha, ondan hiçbir şekilde haberim yok çünkü ben benim telefonum kapalı olduğu için hiçbir şekilde kimseye ulaşamadım. Seni nasıl bırakmaya aslında karar verdiler? Aslında sen beni kaçırılıyorsun. Nasıl karar verdiler seni bırakmaya? Ne oldu? Adem dedi ki bana sigaramı içene kadar dedi, bana son kararını açıkla dedi. Ben de son kararımı açıkladım. Ne dedi? Dedim ki ben bu akşam binip gideceğim dedim. Peki bu Adem duyuyorsa nasıl biri? Efendim? Adem nasıl biri? Ailemin anlattığına göre deli diyorlar. Ailenin anlattığına göre ya ben senin gördüğün işte. Kadarıyla. Senin gördüğün Adem nasıl bir adam? Benim gördüğüm
Annesinin, babasının sözünü dinleyen bir adam. Tamam. Hiç onların dışında hareket edemiyor mu? Hayır. Peki onda da böyle hani bir zihinsel engel durumu söz konusu olabilir mi? Hayır canım, çocuklarını, kendi oğullarını gayet temize çıkarmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Yani sizin bu Adem'le aranızda hiçbir duygusal bağ yok. Hayır, beni zaten zihinsel engelli diye tanıştırdılar herkese. Ama kendi çocukları için de diyorlar ki bizim asla çocuğumuzun bir şeysi yok diyorlar. Sana şiddet uyguladılar mı o evde kalırken? Hayır, uygulamadılar ama teyzesi ben doğruları, annesi doğruları söylediğim için benim boğazımı sıkmaya kalktı. Teyzesi araya girdi. Bu doğru dediğin canlı yayında söylemek istediklerim vardı. Sen yayına bağlandın, hatırlıyor musun? Evet, hatırlıyorum. O gün benimle telefonda konuşurken biri boğazını mı sıkıyordu? Bunu mu ima etmeye çalışıyorsun? Evet. O yüzden mi sen kesik kesik konuşuyordun? İşte beni konuşturmuyorlardı. Resmen bana işte şey demeye çalışıyorlardı. Hani şöyle de eline bir kağıt yazalım gibisinden konuşuyorlardı. Bunu da zaten kendi itiraflarını söylediler. Dediler ki sen de oraya gittiğin zaman bizi ele vereceksin demişlerdi. Ve de verdim. Ama ben yanındayım senin. Ne korkuyorsun? Cumartesi günü seni babanın kapısına nasıl bıraktılar? Bir de onu anlatır mısın? Cumartesi günü ben işte o lafı dedikten sonra annesi dedi ki bir araba kiralayalım falan filan. Onlar da dediler ki biz şimdi araba kiralayamayız dediler. Evet. O yüzden hani otobüse binelim, otobüsle gidelim dediler. Hemen bileti kestiler. Evet. Ondan sonra işte teyzesi de demiş ki şimdi hemen bunu biz götürelim. Evet. Verelim. Çünkü daha fazla başımıza bela açmayalım dediler. Hı hı. O yüzden ben de son kararımı bekledikleri için son kararımı da verdim. Ben otobüse bindim, geldim. Tek başına mı geldin? Tek başıma değil. Onlar da vardı. Yine üç kişilerdi. Babası vardı, annesi vardı, kendi vardı. Adem 47. Evet. Beni arabadan taksiyle getirdiler kapının önüne kadar. Evet. Taksiyle bıraktılar. Evet. Hiçbir şekilde eve bile gelmediler. Kapıdan bıraktıkları gibi geri gittiler. Bu arada Kırtay ailesi, Adalet Kırtay'ın anne, baba İsmail Kırtay'ın ve oğulları Adem Kırtay'ın söz hakkı ve cevap hakkı vardır. Burada tüm yaşadıklarını Kezban sevindi, anlatıyor. Bu arada hiçbir şekilde telefonla iletişim kurmaya çalışıyor arkadaşlarımız. Hiçbir şekilde telefonlarını açmıyorlar. Baba Selahattin sevindi şu anda Sürütüyor'da olacak. Onu da davet ediyoruz. Senin oraya mı geliyor? Ha, buraya gelebiliyor. Peki. Merhaba tekrar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizle ilgili tüm iddiaları canlı yayında eminim dinlemişsinizdir. Kezban'ı evet. Bu Kırtay ailesine daha önce para karşılığında verdiğinizi Kezban da Kırtay ailesinin fertleri de canlı yayında söylediler. Ve kızınızın %50 zihinsel engeli var. Yok, para karşılığı kesinlikle öyle bir şey söz konusu değil. Biz buna bir söz yüzüğü taktık. Ben evet. Doğruları söylüyorum. 49 yaşındayım. Yalan söyleyecek durumda değilim. Bizden habersiz Safiye'ye 1000 lira para vermiş. Bunu geçici. Safiye kim? Evlenmek için bizi kandırdı, geldi. Ailemize girdi. Yanlış bir insan olduğu için de ben onu... Ama çocuk yapmışsınız Safiye'den. Yaptık. Nikahta yapmayınca ayrıldı bizden. Benim haberim olmadan 1000 lira para almış. Bunu... Nasıl böyle bir şeye cesaret edebilir Safiye? Onlar da çekindiği için bana söyleyememişler. Duyduğum an söz yüzüğünü attım 1000 lirasında. Oğluma telefon açtım, yolla bunun parasını. Kimden aldınız o 1000 lirayı? Benim oğlum yolladı. Safiye'ye verdikleri parayı ben anında iade ettirdim. Bu söz yüzüğünü de attık. Olay bitmiş oldu. 2 yıldır vermiyordum ben bu çocuğu. İstetiyorlardı sürekli. Daha sonra 2 yıl sonra tekrar etti bu konular. Selahattin Bey, şunu öncelikle sormak istiyorum.
Hacer buraya geldiğinde kız kardeşinin sürekli bakıma ve yardıma, korunmaya muhtaç olduğunu ifade etti. Ve daha sonraki ifadelerinden anladık ki karakol müracaatında sen Hacer bu konuda söz sahibi değilsin. Kezban'ın bir vasisi var. Vesayet altında mıdır kızınız? Vasisi siz misiniz? Vasisi benim, evet. O zaman ikinci sorumu sormak istiyorum. Kızınız evden ayrıldıktan sonra niye karakola müracaat etmediniz? Müracaatım var efendim. Resim de götürdüm. Müracaatım da var. Oğlum da gitti, ben de gittim. Peki anneanneye kızınızın nerede olduğunu söylüyorsunuz. Daha önce de bu insanların nasıl tehlikeli insanlar olduğunu az çok biliyorsunuz. Vasinin izni olmadan bu evlilik yapılmaz. Şimdi... Lütfen bir dakika. Hacer bu kadar 10 dakika kala nikahı engellendi. Siz aslında ben vasisiyim. Engel oluyorum. Niye telefonlarınızı açmadınız? Adresi gösteriyorsunuz anneanneye. Benim kızım burada diyorsunuz. Yani... İddianıza göre yasal anlamda müracaatınız da var. Var. Bu nikahı aslında sizin engelleyebilmeniz iki dudağınızın arasında. Hacer 18 yaşına doldurduğu gün buna cesaret edip bunu yapabiliyorken devlet sizi bu kızı koruma noktasında demiş ki Selahattin Bey, babasınız, velayet hakkınız sona erdi ama bu çocuğun korunmaya ihtiyacı var. Bundan sonra da korumaya devam edin demiş. Siz bu anlamda yasayı bertaraf ediyorsunuz. Hayır, yasayı bertaraf değil. Ben niye engel olmak için raporu, elinizden gelen bir şey yapmadınız? Ben gittim, müracaatımı yaptım. Bunu bir şekilde dedim. Nikah 10 dakika önce Hacer eğer itirazda bulunmasaydı kıyılacaktı. Sizin bu konuda yaptığınız bir şey var mı? Bana söyleyebilir misiniz? Ne yaptınız? Yaşı dedi 20 yaşında, bunu engelleyemezsin dedi karakol bana. İstediği yere gider. Karakol böyle bir şey söylemez size. Aynen söyledi. Bir de vasisiniz siz. Ben zihinsel engeli hiç aklıma gelmedi o an için. Ya niye vasisiniz o zaman? Zaten beynim dönmüş benim. Ben kendimi kaybettim. Onlar aklıma gelmediği için söyleyemem. Beyninizin dönmesine gerek yok. Anneanne bu Kırtay ailesinin yanındadır. Yani yerini yurdunu... 2 yıldır vermiyorum zaten. Hayır, alakam yok onlarla. Biliyorsunuz kızın. Bir de para konusunu çözeceğim ben. Kim verdiyse bağlansın. Selahattin Bey, işin sonunda bakın şurada. Ne hikmetse sizin etrafınızda... Linç girişiminde bulunuyorsunuz. Linç girişiminde değil. Bakın ben size şunu sormak istiyorum. Sizin iradeniz, size devlet eğer vasiyseniz... Bu çocuğu korumak için tek yetkili kişi sizsiniz. Bu görevi yapamayacaksınız da giderseniz devletin makamına. Ben kızımı koruyamıyorum. Ya abisi vasi olur ya da devletin görevlileri vasi olur. Siz bunu yapmıyorsunuz ama ne büyük tesadüf ki sizin etrafınızdaki kadınlar, eski eşiniz, çocuğunuz olan kişi, şu an birlikte yaşadığınız kişi bu kızın hep mürüvvetini rüyalarında görüyorlar. Bu kadınlar, aynen, sizin etrafınızdaki kadınlarla Kezban'ın bitmeyen ilişkisi nedir? Niye bu kızı zorla evlendirmeye çalışıyorsunuz? Hayır, ben evlendirmiyorum. Benden izinsiz gitti. Kezban sizden baba izinsiz... Baba ne yapacak? Baba işe mi gidecek bunu da? Halası takip Selahattin ettiriyorum. Selahattin Bey. Yalnızlık çaresizlik bir yönde ya. Ne yapabilirsin? Bir baba olarak ben görevimi yapıyorum. 18 yaşındaki kızınız da şu anda sizden ayrı yaşıyor. Daha 18 yeni oldu. Velayet kelimeni de kötüye kullanıyorsunuz. Sen bir kere konuşma. Hakkın yok. Ben mi konuşmayayım? Niye hakkım konuşmayacaksın. Yok? Susacaksın. Ha, susayım, sen de kendini savun burada değil mi? Hiç bunu de öyle bir şey yok. Bunu 3 defa döndü, komalık etti. Hacer'e teşekkür etmeniz lazım. 18 yaşını doldurdu. Hayır, teşekkür etmiyorum buna. Kezban şu anda bir evlilikten bulunuyor. Kurtuldu. Baba ne yapacak ya? Bu çocuğu, baba bu çocuğu ne yapacak biliyorsunuz? Gitti. Dağ gibi duracak o yanınızdaki kadınlara. Diyecek ki benim kızıma dokunamazsınız. Benim kızım, hayır, korunmaya muhtaç diyeceksiniz. Sizin fi tarihinde birliktelik yaşadığınız kadın sizin Kezban konusunda söz sahibi değil. Değil, şu anda tamam, yaşadığınız kadın değil. Siz uzun yola gidiyorsunuz ve bu kızı ona teslim ediyorsunuz. Hayır, ona teslim ettiğim falan kime yok. Kime teslim ediyorsunuz? Teslim etmiyorum. Halaları ilgileniyor bu çocukla. Halalarını gördük. Halalarını gördük. Halası ilgileniyor. Hala ilgilenmiş olsaydı... Bu çocuk kendi isteğiyle gitmiş zaten. Bize bilgi Kezban vermeden kaçtı gitti. Kendi isteğinle mi gitti? Biz karakola da gittik. Doğruyu söyle. Her tarafa gittik. Savcılığa da müracaat ettik. Boğazım sıkıldı diyor Selahattin Bey. 5 dakika öncesinde bakın. Hayır. Bakın. Ne? Hacer bunu komalık etti. Onlar hastaneli gitti. Kalp raporu var. Hani getir. Bu çocuğu 3 defa dövdü. Ya halam, Çam aradı çeşme, telefonda. Karakolu şahittir. O kadar lafı söyledi. O kadar imada bulundu. Sizce ellerinde böyle bir rapor olsa
Kesinlikle. O insanlar buraya o raporu gönderir miydi, göndermez miydi? Bana bunun cevabını ver. Selen... Öncelikle. Hayır. Sen bu kızı aramadın, sormadın. Ben o karakola gittim de nasıl gittiler, konuşma, baktılar o kamera kayıtlarına? Ha? Ben vakitli olmadığım halde. Konuşma. Sen hakkın yok. Niye konuşmayayım ya? Sen hiç ne biçim insansın? Bak, beni konuşturma. Her konuştur, şeyimi söylerim sen. Konuş. Terbiyesizlik niye yapma. Ya ben buraya çıksınız. Bir baba olarak yeter artık. Hacer'i mi götüreceksiniz? Bunlar ilişki gücü bu. Konuşmak yaptığı... istemiyorum artık, sus. Hacer'in yaşam tarzı, Hacer'in yaşam şekli, Hacer'in yaptığı her şeyin sorumlusu sizsiniz Selahattin Bey. Dönün önce bir kendinizi. Hayır. Ben... Babayı bu konuda suçlayamazsınız. Ben sonuna kadar mücadelemi verdim. O 8 bak, yaşında işimden, daha bir değil iki defa işimden etti bu beni. Vermiş. Kaç tane kadın girdi hayatınıza? Bu çocuklar ya, kaç anne gördüler? Özel hayatım başkalarını ilgilendirmiyor. Ha, özel hayatınız başkalarınızı ilgilendirmiyor ama yanınızdaki iki tane genç kızı ilgilendiriyor. Onlar genç kız için ben her geleni... Siz onlara her... bir baba olarak önce örnek olun. Hayır, bunun ondan üzerine sonra titrediğimi herkes iyi kim biliyor. Kim titriyor seni? Üzerine titrediğin kızı hayır, parayla hayır, satmaya kalktın? Sen yanlışsın. Selahattin Bey aradı. Anneanneye söylediniz mi nerede olduğunu kızınızın? Buyurun bir konuşsunlar. Buyurun, Gülizar Hanım söz almak istiyormuş. Taylıktan bu yani ben büyüttüm, 15 yaşına getirdim. 15 yaşında bir kızı, kız mı o da? Evet, resmi de bende. Aynen Kezban'a benziyor. Bundan sonra ben onların arkasındayım. Kezban'ı da götür dediğine göre ben Kezban'ı da bundan sonra götürüyorum. Vekaletleri bende. Hayır, bende. Hayır, sen ne dedin bana? Götüreceksin dedin. Söyle. Bana ne dedin? Hayır. Evlenmedi, nikah kaldı hayır, dedin, çocuğu de, götür dedin. Sen de resmen düşman ilan ettin. Bir babaya bu kadar linç edilmeye ben hakkın yok. Ben sana bir şey demedim. Sadece dedim hakkınız ki yok. Bu numarayı bana veriyorsun. Bir dakika yok. Ben seni dinledim, sen de beni dinle. Numarayı bana veriyorsun dedim, senin haberin var bu işten dedim. Sadece ben sana bunu benim dedim. Benim haberim yok. Senin bu artık çocuğa da hakkın yok. Bundan sonra numarayı telefonu verdiniz mi anneanneye? Ben. Haberim yoktu benim. Anneanneye neden telefon numarasını verdiniz? Demeden çıktı bak, gitti. Ben sana hiçbir şey sormuyorum. Daha soracaklarım çok ama sormuyorum. Ben sadece Kezban ve Hacer için buradayım. Onların sonuna kadar arkasındayım. Ben hastamı bıraktım geldim. Sen de dedin çocukları satıyormuş. Bilmem ne sana yakışıyor mu bunlar? Çocuk de, satıyormuş demedim. Ben 7-24 işimdeyim. Bunlara bakman lazım. Bak, sen değil. De bana bak. Ben öyle bir şey yapmam. Senin bana bakmak için harcadığın bütün parayı bak, ben sana çalışarak esrarla gündüz. Terbiyesizlik yapma. Sen terbiyesizliği yaptın. 9 ay ben lütfen, babasız ha. Reşit olmadan aklımın önünde düştüm. Bunu buradan alın. Bunu al dediğiniz sizin kendi öz evladınız. Çocuğun falan da değil bu saat. Sonra. Ne güzel. Sen de benim baban değilsin. Ben ne güzel. Böyle söyledim. Bakın güzel. Velayet dediğiniz şey Selahattin Bey. Asla. Velayetini sildirebilirsem sildireceğim bunu. Yok öyle bir şey. Öyle bir lüksünüz yok. Bu bir terbiyesizliktir. Öyle babanın bir lüksünüz yok. Bakın. Sevinirim. Anne baba olarak... Babayı para almakla itham şey, ediyorlar. Haktır, var sorumluluktur. Var mı böyle bir şey? Bağlansın sizi her kimse. Sizi dinlemediği noktada devletin kapısını çalacaksınız. Benim kızım evden ayrıldı. 15 yaşındaki kızınız anneannede kalıyormuş. O da velayet hakkı sizde. Onu ne zaman gördünüz en son? Konuşuyorum telefonla, ha, görüşüyorum. Ne zaman, kaç yani, kaç yıldır daha yeni sizinle görüştüm, beraber... Daha onu, hayır, iki gün önce kaç konuştum. Kaç yıldır sizinle bak, beraber bak, unutmasın diye ben görüştürüyorum. Babayı unutmasın diye ben görüştürüyorum. Ne, ben hiçbir şey istemiyorum. O size ne yaptı? Bıraksın, yeter. Hacer kötü davranıyor, ben sizin sözünüzü dinlemedi. 15 yaşındaki çocuk size ne yaptı Selahattin Bey? Onun günahı ne? Geçen sene ben ya, çocuğa getirdim, ben ona bir şey dediğim yok. 15 yaşındaki çocuğun tamam, çocuk... velayeti sizdeyken niye anneannenin yanında kalıyor? O... Hayır bunu bir bilseniz, bunu ver, ben bunun ne halt ettiklerini bir bilseniz Bey, asla bunu burada durdurmazsınız. Esas soruya cevap Selahattin Bey, başka şey. Diyor ki 15 yaşındaki kızınız neden ya, tamam biz telefonla yanında... görüşüyoruz. Her şeyi konuşmuyoruz mu? Konuşuyoruz. Yardıma ihtiyacı varsa söyle göndereyim diyorum. Ben istemiyorum. Yerine göre gönderiyorum da. Ben 15 yaşına getirmişim. Şimdiye kadar ben onu kendi evlatlarımdan hayır, ayırmadım. Hayır, inkar edecekse etsin yani. Kaç aylıkken geldi yanınıza? 6 aylıktı. 6 aylıktan bugüne kadar sizin yanınızda mı? 6 aylıktı, nasıl 6 aylıktı? Doğumu benim evimde gerçekleşti. Hamile... Ay kızınız. Şimdi oralara girmek istemiyorum. Mevzuat çok derin. Tamam mı? Bir tarafta kendimi çocukların tutamıyorum. Kendi annesi anneleri... de o yüzden aklını sayıttı. Kezban'dan... Hacer çok ufaktı. Biri 3 yaşındaydı, birisi 2 yaşındaydı. Çankırı'ya götürüyorum diye otobüse bindiriyor. Beni zorlamak mecburiyetinde koydun, kusura bakma. Korkun deriz. Korkunun içinde bırakıyor, sabah ezeni çocuklarını alıyor gidiyor. O çocuk orada deli divan oluyor. Saat 4'te. Anladın mı? Ben şimdiye kadar hiç hayır, karşısında durmadım. Hayır. Ama bu çocuk için durdum.
O çocuk orada sabah ezanı hoca camiyi ezanı okuyunca benim kapıma getirdi. Baktım kanlı burnunda. Deli divan olmuş, saçını başını yolmuş. O zaman da belli çocuğumun aklı yok. Anladın mı? Ben çocuklarıma hasret gittim dedi. Gidiş o gidiş. Anladın mı? Anne, eğer hafız olsaydı bağlanırdı. Çünkü boşandınız mı eşinizden? Çocuklarınızın annesinden boşandınız mı? Hala resmi nikah devam ediyor mu? Boşandım ama. Boşandınız. Velayet kime verildi? Kezban'ı buna verdiler. Kezban'ı ben aldım. Merve'yi evet. De o zaman ben aldım. Çok yani küçüktü. Asıl sorumlusu oldunuz, evladınıza da sahip çıkamadınız. Hayır, çıkıyorum ben. Niye ya sahip çıkmayayım? Selahattin Bey, Hacer buraya gelmemiş olsaydı bu kız şu anda Adem Kırtay'la evli olacaktı. Ya bunu iki yıldır, ben iki yıldır siz, vermemek Kezban'ın, için direniyorum. Hayır, siz Kezban'ın nerede olduğunu biliyorsanız elinize koymuş gibi bulurdunuz. Evlilik... Ne demek kardeşim, benim kızım asla bu adamla evlenemez diyemediniz mi? Birini dedim, gönderemediniz dedim. Mi? Söyledim. Daha ötesi var. Orada herkesi devreye soktum. Hala bile bizi canlı yayında oyalamaya çalışıyor. Hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi. Niye ertesi gün nikah var diye? Haberimiz olmayacak mı sandınız? Hayır abi, ben onlardan hiçbir bilgim yok. Bak kızım doğruyu söylesin. Hacer'e benim niye haberim düşman var mıydı kaçıp gittiğinde? Buraya çıkıp bizi rezil ediyorsun dedi. Neydi rezil olma amaçları? Kime rezil oluyordu? Kırtay ailesine. Çünkü arada bir menfaat var. Hayır, ben oraya verme hayır, taraftarı hayır. Değilim zaten. Bizi dedi başladı, rezil ediyorsun başlayan. Dedi buralara çıkıp dedi. E diyoruz ki sizin kızınız kaçmış, kaybolmuş ya da kaçırılmış, haberi yok. Kardeşini arıyor diyoruz, niye oralara çıktın diyor. Niye? Çünkü Kezban'ın gittiği yer belli. Verecekleri kişi belli. Nikah içinde gün alınmıştı. Bir an önce nikah hayır, feyizsin sorun kendisine, sonra hiç kimse ben bir verdim şey mi yapılamaz. Kızım sen onlara verdin mi? Sen oraya nasıl gittin? Kendi isteğine gitmiş. Sen kendi isteğine gitmedin. Bunu yalan söyleme. Doğruyu söyle. Vesayet seni altında olan birinin rızası geçerli midir Selahattin Bey? Niye vesayet geçersizdir. Altına alındı? Ben vermedim. İki yıldır mücadele veriyorum vermemek için. Niye bu insanların kapısında yatmadınız diyorum. Bu çocuk evlilik size. Yapamaz kızınızın diyorum. Kızınızın orada olduğunu biliyorsunuz. Boğazımı sıktı diyor. Anneannenin haberi var. Hayır, ya ben baba olarak ben giderim o kapıda yatarım kapıda. Bilmiyorum. Kesin bir bilgim yok ki orada bana, olduğuna dair. Bana numarayı verdiği hakim hanım ben direkt aradım avukatım. Hayır dedim ki pardon, bak. Pardon özür dilerim. Ben babamı arattırdım köyde. Çankırı'dan. Telefonunu istedi verdim. Sorum dedim oradaysa çöker alırız tepelerde. Hayır bu numarada dedin ben de aradım direkt. Konu bu. Açtım konuşalım. Baba ne yapacak? Gece gündüz üst yollardayım ben. Ağır ağır çoğuruyum ya. İşime peki, gidiyorum. Gitmeyeyim işime. Suç mu yani? Ne güzel. Vallahi işe gitmek. Bütün babalar, bütün hayır. Anneler işe gidiyor. İşe gitmek çocukları bertaraf etmek değil. İkisini birbirine karıştırıyorsunuz. Zaten linç ediyorsunuz. Ben kimden para aldım? Linçle alakası yok. Bakalım. 18 yaşındaki bir çocuk dışarıda yaşıyorsa, uygun olmadığını da baba söylüyorsa, sizin şöyle bir lüksünüz yok. Ben bunu nüfustan sildireceğim. Yok kardeşim böyle bir şey. Ben... Sonuna kadar nüfusunuzda ve babası olarak kalacaksınız. Ama Allah artık yüzüne bakmış 18 ve reşit. Kız kardeşini doğdurduğu günde sahip çıkmak için. Kız siz kardeşim yatır... oldu. Elden önce öldürüyordu. Gece sokağa attı. Öldürürken siz neredeydiniz? Siz neredeydiniz? Alkol içiyor. Kızınız hakkında koruma kararı aldırsaydınız. Peki. Gereğini yapsaydınız. Şimdi artık yeter ya. Kezban'a sordum biraz önce cevap verdim. Sen oraya kendi istedin. Seni nasıl zorla götürdüler oraya? İşte bana şey demişlerdi yani. İşte... Biz seni almaya geleceğiz. Hazırlan gibisinden mesaj atıldı. Peki babanın şu anki eşi biliyordu senin gideceğini. Hayır bilmiyordu. Biliyordu. Gerçekten bilmiyordu. Peki sen hayır. Evden eşyalarını toparlayıp nasıl çıktın? Eşyasını. Nasıl bir ev öyle? Yani. Ben Arda'yı aldım. Evet. Annesine götürdüm işte. Safiye'ye bıraktın. Evet. Sonra zaten onlar da zaten bizim eski mahallenin orada bekliyorlarmış. Safiye nerede oturuyor? Sizin eski mahalle neresi? O Kaynarca'da oturuyor. Evet. Peki senin telefonun var mı? Şu anda yok. O zaman vardı telefonun. Evet. Seni arabaya bindirdikten sonra senin telefonunu elinden mi aldılar? İşte kapattım. Daha doğrusu kapattılar. Kapalı. Ulaşılmıyor. Hattı zaten şu anda yok yani. Hatmat kullanmıyor. Ben de ulaşamadım. Bak bu da çok anormal bir şey. Yani diyelim ki rızasıyla gitti diyorlar ya hani böyle rızasıyla benim kızım gitti onlarla. Hayır telefon kapalı. Niye? Telefonla alsınlar. Kapatmışlar hattını. Hani kimse ulaşmasın diye işte. Bu diğer canlı yayına bağlanan evet. Değil diğer kız kardeşiniz telefon hattındaymış. Alo. Alo. Hoş geldiniz canlı yayına. Buyurun. Hoş bulduk. Benim kardeşim o zaman kendini savunamadı. Aileyi hiçbir zaman oyalıyor, koruyor zannettiler. Öyle söylediler ama hiçbir zaman
Benim kız kardeşim onlardan bilgi almak için aradı. Biz buradan sürekli onlara ulaştıkça telefonları hep kapalıydı, hep kapalıydı. Biz Kezban'ın her zaman ardındaydık. Biz diyoruz ki abime tek başına orada konuşuyor, ilgilenmiyor, etmiyor. Kezban kendi söylesin, Kezban'ın mesajları var. Aileyle mesajlaşmış giderken aile gelip işte filan diye de alacağız. Boy boy mesajları var, hepsini okudum, gördüm bizzat. Bizzat mesajları bizde sahip duruyor. Kezban kendi işlerine gitmiş. Şimdi ki, o mesajların hiçbir anlamı yok ki. Tamam yok. Biz onu aldık sonuçta. Biz o aile 10 güne kadar telefonlarını kapattı. Sözde benim dayım. Aman olmaz olsunlar onlar. Sizin akrabanız, dayınız değil mi? Şimdi ya evet dayım utanıyorum onlara. Dayım o evi yaşadıkları yeri elinizle koymuş gibi bulabileceğiniz bir noktada var. Ki, evde durmadılar ki. Bakın bilmiyoruz. Benim oğlum gitti. Özellikle saldım oğlumu. Onların evine gitmişliğimiz hiç yok. Onlarla hiçbir bağımız yok. Peki o gün nikah kıyılmış olsaydı şimdi ne konuşuyor olacak? İşte Allah izin vermedi. Allah onlara fırsat vermedi ki onun için. Hayır olmadı. Ben engel olmasaydım o nikah kıyılacaktı. Siz o güne kadar o canlıya hiçbir şekilde bağlanmadınız. Sen de kadar bir şeyleri kafanızda kurtaradınız. Gelip buradan karşında yine bir büyüğüm var. Bu insanlar benim hayatımda mahvedilen insanlar. Ben kendi hayatım için çıkmadım buraya Esra abla. Lütfen. Ben ablamı bulmak için çıktım, dua edin. O yüzden daha rezil olmadınız. Korktuğunuz başınıza gelmedi. Kardeşim onlardan telefonunu aldı ki biz Kezban'ı buraya getirtirmemiz biz vesile olduk, biz sebep olduk. Siz hiçbir şey yapmadınız işte, ben de bundan bahsediyorum. Cuma, nasıl bir şey söyleyeceğim, sizin akrabanız olan bu insanlar bu kızı nasıl zorla çocuklarıyla evlendirmeye çalışırlar? Ya benim bunu aklım almıyor. İki yıl uğraştılar. Ben bu mantığına sığdıramıyorum. Ne demek ya? Şey yok. Biz oldu bitti, bizim onlara razımız yoktu. Olmadı yani. Peki, kızın bitti, oldu, biz onlara halen de izin vermedik. Olmuyor yani. Onların vermedik. Biz onlara vermek istemedik. O Hacer'e söyle. O Hacer de biliyor aynısını. Neden peki? Benim yanımda olmadınız. Hepsi biliyor. Öbür alamı arayıp da bana köstek oldu. Bana bunun cevabını ver. Neden ablamla ilgili tek doğru düzgün cümle kurmadı? Bir gün önce adaletleri tanımayan insan ertesi gün nikah olduğunu duyduğu zaman adalet yerken diye bahsetti. Madem ablamın arkasındaydınız. Madem ablamı koruyordunuz. Ben buraya ablamın çıktı. Haberi var diyorlar. Haberi ne konuşma be? Konuşma. Baba, saygılı ol. Biraz saygılı olacaksın. Utanıyorum ben de senden. Ben, sildir beni tamam mı? Sen sildirmezsen. Acı uyuduğum geceler, evinde toku yatarken sen utanmadın da. Konuşma. Karşındaki senin arkadaşın değil, karşınızdaki sizin arkadaşınız değil. O babam değil benim. Saygısızlığı görüyorsunuz. Babası değilim ben bunun, doğru söylüyor. Selahattin Bana Bey, bir de Hacer Bey, Hacer Hanım buraya geldiğinde şöyle de bir iddiada bulundu. Ben çok küçük yaşlardan, reşit olmadan itibaren babam tarafından çalıştırıldım diye bir iddiası var. Ve kesinlikle yalan diye konuşuyor. Onu da cevap verirseniz sevinirim. Vereceğim. Bara pavyona gidiyormuş, duydum. Asla dedim, otur burada, ben sana bakmakla yükümlüyüm. Yalan. Bu çocuğu, ayrıca sorabilirsiniz, Kezban burada. Komalık etti 3 defa. Hastanelik etti. Darp raporları var. Çamçeşme polis karakolundan alabilirsiniz. Doğru mu Kezban? Ablan sana hiç sorgulayabilirsiniz. Doğruyu söyle. Evet. Bir baba her tarafa koşmaya çalıştı ama yetiştiğime yetiştim, evet, yetişemediğime yetişemiyorum. Peki bir saniye bak, Kezban da kabul ediyor. Ablan sana şiddet uyguladı. Hayır. Hacer'in kağıtları vardı. O kağıtlardan için Huriye halam geliyor. O kağıtları bizim evden alıyor. Hacer de sinirleniyor, evet, o kağıtları bulamadığı için. Evet. Suçu benim üstüme atıyorlar işte. Halamlar. Ondan sonra diyor ki ben diyor o kağıtları eve götürdüm diyor, benim hani aldığımı söyleme diyor bana. Ben de dedim ki hala o kağıtları alırsan evde çok büyük kavga çıkar dedim. Ama halam beni dinlemedi, aldı o kağıtları götürdü. Ne kağıtları onlar? Halamlar benim Facebook hesabımı çalıyor, bu bağlanmayalı halam. Anladım, peki. Ahlaksızca şeyler yapıyor, ben mahkemeye sunmak için benim yüzüme attığı kağıtları saklıyorum. Peki o kağıtları Kezban sonra ne oldu? Eve geldi Hacer. Evet Hacer ondan sonra eve geldi işte. Ne kağıtları olduysa bulamadı. Bir saniye kağıtları bulamadı sonra. Ha, o kağıtları bulamayınca zaten bir anda Hacer eve geldiğinde de benden sinirini Hacer çıkardı. Kaç kere senden sinirini çıkardı kız kardeşin? Bir kere mi ne işte oldu? 3 olabilir mi? 3 defa. Üç defa mı? Sayısız da yok bir ya. Doğru mu Hacı? Hayır. Babama de.
kardeşinle bir ile yüz arasında beş arasında hiçbir fark yok. Mahkemede sen kız kardeşine böyle bir davranışta bulundun mu? Ben ablama hiçbir şekilde hani el kaldırmadım. O anda sinirlendim. Tartıştık. Ben arkadaşım yanlış geldi. Konuşuyor. Beni evden alıp gidiyor. Halam sırf beni evden attırmak için geldi o kağıtları. O senin halanla arandaki problem. Ben gittiğim zaman bu haldeki bir kız kardeşine fiziksel şiddet uyguladın mı? Ablamı kullandı. Fiziksel şiddet yok. Karşılıklı var, var, anne var. Neden diye bağırıyorum. Sesimin tonu çok yükseliyor. Çünkü ben sinirlendikçe öldüresiye bağırıyorum ama dövdü, hastaneye gitti. Zarar vermem hiçbir şekilde. Ben Eskişehir'den yetiştim buraya. Vallahi bu kadar insansınız. Halalar, teyzeler, onlar yalan konuşuyor. Bunlar var. Bir tane 21 yaşındaki hani diğer o engel durumu ben söz konusu. Babanın karşısında babayı linç ediyorsun. Utanmıyor musun? Bir çocuk birazcık saygılı ol. Sus karşımda. Konuşma bari. Selahattin Bey şu anda birlikte yaşadığınız kişiyle resmi nikahınız var mı? Şu insanlara saygın olsun. Selahattin ya yeter ya. Selahattin Bey ise. Yeter. Şu anda birlikte yaşadığınız kişiyle bir resmi nikahınız var mı? Yapacağım. Müracaatımızı yaptık. Başlayacak. Ne kadar süredir birliktesiniz? Daha yeni. Yeni. Bir ay oldu olmadı. Safiye Hanım'la var mıydı resmi nikahınız? O yapmadı. Yapmadı. Nikah istemiyorum. Bir çocuk dedi. Var mı? Var. Çocuk kimin üzerine? Onun üzerine. Nasıl onun üzerine? Ben onu görmüyorum. Artık ilgilenmiyorum. O ne olaydan demek? Sonra 1000 lira gizliden para almış karşı taraftan. Çocuğun günahı ne? Niye çocuğu üzerinize almadınız? Vermedi. Nüfusta uğraştım. Vermedi. 18'inde alacak dedi. Yapmanız gereken nüfus dairesine gidiyorsunuz. Tanıma gittim sistemi. Gittim. Her müracaatı yaptık. Gereken noterden her şey. De yapabilirsiniz bunu. Çok basit bunlar. 3000 lira mı ne istediler? Babam vermedi. Selahattin Bey, hayır, kimliğe babanın özel yaşantınız sizi ilgilendirir ama şimdi burada diye. Somut olarak o özel konulara girmeyelim, boş ver. O bana. Ben girmek zorundayım çünkü velayetle ilgili ya da vesayetle ilgili durum söz konusu olduğu zaman bu kamu düzenindendir. Ben onu mecburen alacağım Selahattin üzerime. Selahattin Bey, şuna bakın size söylemek istiyorum. Bu durum artık sizin bestiğiniz gereği evden uzaklaşıyorsunuz ve sizin korunmaya muhtaç olan bir kızınız var, bir evladınız var. Kızımı yetiştirmek ve, için ben lütfen, buldum bulacağımı. Lütfen. Onun için çırpınıyorum. Bir baba daha ne yapacak ya? Yani? Bir kadının yanına kez bana bırakıp gidiyorsunuz. Yani. Hangi sıfatla güveniyorsunuz? Bakın bundan önceki birlikteliğinizde de resmi nikah yok, şu anda da yok. Daha bir çocukla dünyaya getirmeyi göze alabiliyorsunuz ve korunmaya muhtaç bir kızınız var sizin. Resmi nikah kıymadan kızınıza Kezban'a şiddet uygulasa ne yapacaksınız? Siz hayır, öyle bir şey olamaz ben kesinlikle. Nasıl garanti veriyorsunuz? Nasıl garanti veriyorsunuz? Garantisi nikahım ben başlayacak. Bugün başlatacaktım, siz geldiniz işte. Tam tersi, nikah olur önce sonra birlikte yaşanır Selahattin Bey. Buyurun. Çok olacak. Özür dilerim, buyurun. Bunu al git bir daha gözüm görmesin dedim. Niye? Ben de sırf onun için geldim, Kezban için. Bana babası böyle dedin mi demedin mi? Bak Allah rızası. Ya sinirlendim söyledim. Sen evet de sinirlendim. Yeter ben ya. Şimdi ben Kezban'ın vekaletini bana vereceğim. Babanın sıkıcağını yanlış konuşmayın. Burada geziyor sırf kendini millete aklamak için. Bir ton insan benim arkamda. Halamların ve senin senden başka bir sen birbirinden başka bir şey yok. Siz evde yoksunuz. Konuşma batıyorsun. Ben Selahattin artık Kezban'ı ben götüreceğim. Halamların söz sahibi. Babam değil. İkisi de götüreceğim. Merve'ye de bakacağım. Siz uzaklara giden yani şey anladım şoförlük yapıyorsunuz yani daha şehir dışı çalışıyorsunuz. Yok işten atıldım sayenizde. Oh, benim ne sayemde olacak? Bu iki oldu. Yok, kocaman kalbine. İki oldu. Bir saniye ne demek i̇ki benim oldu. Sayemde adam... ya? Firma hadi güle güle dedi. Ben niye dediğini biliyor musunuz? Haklılar. Niye dediğini biliyor musunuz? Çünkü sizinle ilgili bütün gerçekler ortaya çıktığı için. Hani gerçek mi bu? Evet hepsi kimden gerçekler. Kimden para aldım o zaman ispat edeyim. Bir kızınızı para karşılığında satıyorsunuz. Hayır hayır ispat satıyorsunuz. Et. Diğer kızınız zaten 18 yaşında doldurduğu günleri nerede yaşadığı belli değil. Ama bir tane kızınız 15 yaşında anneannenin yanında kalıyor. Başka bir kadından bir çocuk dünyaya getirdiğiniz zaman gidip de bendeki. Para vereceğim diye kimlikle çıkartmıyorsunuz. Bir tane nedir çocuğu evlatlık. Benim niye çıkarmayın kimliğini? Hepsini çıkardım kimliğini. Kaç tane dini nikahlı beraberliğiniz var? Kaç tane? 2 tane var. 3 tanesi resmi nikahlı. Yalan söyleme be. Kezban, anneannen ve seni yarın almak istiyor. O bağlamaz ki benim. 3 tane, 5 tane. Benden gideceksin annem. Hacer'i de alacağız. Benden gideceksin. Ben senin için sen geldim. Hacer'i götürsen boş ver. Ben senin için geldim. Yapmayacağım. Bir şey biraz sizi bir araya getireceğim. Biraz kardeşini, anneanne falan hep çok, beraber bir araya getireceğim. Babayı da ayrı tutun. Sonra babayla da görüşürler. Net ve kesin kararınız neyse ona göre hareket edersiniz. Ben bir şey söylemek istiyorum. Burada asılsız bir sürü iddia söylediler. Bardır, pavyon. Hayır, ben 18 yaşında bir genç kızım. Ispatlasınlar. Yemin ediyorum bütün bunları yapmıyorum. Kaldığım ve çalıştığım yer belli. Ben size dedim. Gelin görün. Hani insanlar beni sokakta gördüklerine bu insanların bak insan olduklarını bile artık
şüpheciyim. Hayır hayır, sen kimseye inanmazsın. Ben de psikolojik öyle bir şey yok. Cümleleri söyleyen babansa dışarıdaki insanlardan ne kadar tehlike görebileceğini ben bunları sakın biliyorum. Ve asla tehlike bu. Kendini koruyacaksın. Çünkü seni koruyacak ben biri anladığım kadarıyla yok zaten ortada. Ama bu insanların hani bu şekilde davranmaları yazık yani, acıyorum ya. İnsan kızına bunu sen nasıl acımıyorsun, yapar? Sen acımıyorsun, acımıyorsun. Ben Kezban'ın bu yaşadıklarından sonra Adalet Bakanlığı'na ihbarda bulunmak istiyorum. Eğer iddia ettiği gibi Selahattin Bey vasi ise hemen değiştirilmesi lazım. Ya aileden birisi ya da resmi bir memurun vasi olarak atanması lazım. İddia edildiği gibi Kezban sürekli bakıma ve yardıma muhtaçsa. Hayır, benim gelsin görsün, her şeyim yerinde. Yaşadıkları ortada beyefendi. Nikahı yarım saat kala engelledi. O kimseye enterasyon etmez. Ben ve velayetimde kimseye vermiyorum. Sus ya, senden hep dört dörtlük tutuyorsun. Lütfen bak, bu tavrı da doğru değil Hacer. Hadi. Onu artık ben iyi sizle böyle alacağım Selahattin Bey. Öyle bir şey yok. Bir de bizim toplumumuzda şöyle bir cümle vardır. Dünyanın en şanslı erkekleri kız evladı olandır derler. Niye? Kız evlatlarla babalar arasında her zaman çok daha özel ve farklı bir iletişim olduğu söylenir. Selahattin Bey'in 3 tane evladı var. 3'ü ayrı yerde, ayrı şekilde de büyüyor. Ve 3'üne de maalesef ki sahip çıkamıyor. Hacer programa gelmese... Biz araştırmalarımızı yapmasak bugün evlendirilecek bir genç kız vardı karşımızda ve zihinsel engel olduğu da söyleniyor. Selver Türkmen geliyor programa. Gelsin Selver Hanım. Birçok ihbar geldi. Zihinsel engeli olan kızınızı defalarca para karşılığı başkalarına nişanlılık vaadiyle, o nişanlılıkla beraber işte altındır, yüzüktür, para gibi şeyler kesinlikle aldığınızı, sonrasında nişanı bozduğunuzu. Hep iftira. Fatih Aslan'ın halası. Çapıya gidiyorduk. Bu kızı kazmaya getirdi. Bu çocuğu niye getirdiniz? Cinsel özürlü çocuğu deyince ben babalara güvenemiyorum. Bu kardeşin oğluna söylesen de bunları bir baş gözetle yazdık. Biz bir söz kestik. Bir yüzük taktık. Evet. Bir küpe. Kesinlikle. 1,5 milyara bir telefon aldık. Aradan 3 ay 4 ay geçince mağdur bir oğlanı nişanlamış duyunca biz geri çekildik. Yüzüğümüzü, küpemizi, telefonumuzu yedi o şahıs. Erdem Bozkurt. Annesi Şerife Bozkurt telefon attı. Hastanede tanıştık. Böyle böyle dedi ki benim kızıma dedi. Babası kötülük ediyor. Benim kızımı kurtar dedi buradan dedi. Sefer Bozkurt'un evine gittik. 2 yüzük taktım. 2 bilezik taktım. Ondan sonra da kendi nişanı kendi bozdu canım. Benim 2 bileziğimi yedi. Bir çifte küpemi yedi, bir çifte yosyonu yedi. Seğe zıkım olsun. Bu nasıl iftiraydı ki? Hasan Söğüt, Sezer Söğüt'ün kardeşi. Ben buraya kardeşimi savunmaya gelmedim. Bir anne bir çocuğunu 50 TL para karşılığında verebiliyorsa... Ne yazık var. Isteyeceğim. Yazık anne. Hasan, senin gibi adama. Benim elimde de senin yeğene karşılık şu anda mektup var. Cezaevinden Selver Hanım'a gönderdiği mektup. Selver teyze, Atilla beni... Farklı bir şekilde tanıştırdı. Yani bu Atilla'nın yeşimi, zihinsel engelli kızı bu Sezer'le tanıştırma amacı öyle evlilik falan değil. Birilerinin müsaadesiyle tanıştırılmış. Bu olayın olduğu zamanlar başlandı. Para teklifleri gelmeye başladı. Şikayetten vazgeçelim. 60.000 TL para istedi. Bu aileyle kızınız bu mağduriyeti yaşadıktan sonra gidip muhatap oldunuz mu? Para konusunda konuştunuz mu? Ben tanımam avukat hanım, yeni burada tanımam. Bunlarla gidip tanımıyor musunuz? Hiç böyle tanımıyorum. Hiç konuşmadım. Hiç de konuşmadım. Bu kızı değil mi? Büyük kızı evet, değil mi? Evet kızım. Evet. Ahmet Söğüt'ü tanıyor musun desene bir. Ben tanımıyorum Ahmet Söğüt'ü. Ahmet Söğüt'ü tanıyor musun desene. Tanımıyorum. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ahmet Söğüt de buraya gelecek. Abla iyi değil. Ne oldu Selver Hanım? Esra abla hiç iyi değil. Hiç iyi değilsin. Niye? Ne oldu? Kalbin sıkıştı bir anda. Çok iyiydin ya. Sıkıştın, iyiydim. Hafta sonu da iyiydin. Biraz önce de iyiydin.
karşımda oturuyorlar. Ezra abla dayanamadım. Geçmiş olsun, dayan dayan. Vallahi dayanamıyorum Ezra. Niye dayanamıyorsun Selver Hanım? Ezra abla. Niye sıkıştın? Ahmet Söğüt'ü Selver'in babasını canlı yayında görünce mi? Esra abla şu anda burada düşmanlarımız oturuyor. Hüseyin'cim bak, benim düşmanlarım dediğiniz kişiyle... Evet. Hiç tanımıyorum deden, evet. Dediğin kişiyi bir anda tanımaya başladın. Bir kere arabasına bindi. Ablacığım binmedim ben. Sonra bu insanlar sizin evinize evet. geldi. Evime gelmedi Esra abla. Kız kardeşine nitelikli cinsel istismar suçunu işleyen kişinin suçunu siz para karşılığı ortak anlaşarak... yani uzlaşma yoluyla vazgeçirmeye çalıştınız. Doğru mu? Bunu biz nerede uzlaşmışız? Elinde kanıtı, delili var mı? İspatı var mı? Bana ispatıyla karşıma çıksın. İspat edilemeyecek benim bir şey ispatım, mi? Benim ispatım, hayır Esra Hanım. Benim ispatım şu desin. Benim karşıma getirsin. Yani beni de değil. Ben hiçbir alakam yok. Yeşimle annemin karşısına getirsin. Selvi, benim ispatım şey, bu desin. Kim tanıştı? Sezer'i kim tanıştırdı? Ben hiç o konuları bilmiyorum Esra Hanım. Yeşimle Sezer'i kim tanıştırdı? Ben bilmiyorum. Bilmiyorum Esra Hanım. Nasıl bilmiyorsun? Bütün dosyalarda ismi geçiyor. Hiç bilmiyorum. Atilla kim? Bilmiyorum Esra Hanım. Ben Maraş'a gittiydim. Görümcemin oğlu Atilay. Hah, görümcenin oğlu. Görümcemin oğlunun ismini kullanarak. Eşimin babasının, kardeşinin oğlu. Bacısının oğlu. Kız kardeşinin bacısının oğlu. Ben Maraş'tan geldim, kızım kayıp. Evet. Kızıma eşim dedi ki kızın kayıp dedi. Öğlenden bu yana arıyorum bulamıyorum dedi. Kızın nerede olduğunu bilmiyorum dedi. Sen kızı kime bırakmıştın? Eşime bırakmıştım. Eşim dedim bir saatliğine Maraş'a varıp hemen geri döneceğim. Şuna mukayyet olur musun dedim. Hemen varıp geri döneceğim. Maraş'ta çok ailenmedi. Kızın peki evden ne diye çıkmış? Onun orasını hiç bilmiyorum. Ben polislere haber verdim. Polis abiciğim dedim benim kızım kayıp şu saatte öğlen saat... 2:30'da çıkmak üzereymiş evde 2:30'dan bu yana aradım bulamadım dedi eşim. Polislerle biz sabaha kadar aradık bulamadık. O zaman Adel eşime Mehmet'ime haber verdim. Maraş'tan eve gidir girmez. Mehmet dedim bacın kayıp oğlum gelir misin dedim o da geldi. Beraber sabaha kadar üçümüz bir polislerle aradık. Arancam sabah 6:30'da çıktım dışarı balkonu yıkayıp da hani ben kızı arıyorum ya bir yola arıyorum. Kapının önüne kızı bırakmışlar. Yok kedi kucağında kapının önünde oturuyor. O zaman Ader dedim ki, aha Mehmet, yeşim burada dedim, balkonda oturuyor dedim. O zaman Ader, ablanın, abinin gülü dedi, abinin bir tane bacısı dedi, buna sarıldı. O zaman Ader, oğlum ne yapmamız gerek dedim. Çünkü polislerle sabaha kadar aradık ya, polislere haber verdim. Polis abiciğim, yeşimimiz bulundu dedim. Oradan acile götürdü polisler, bizi aldı, Mehmet'im içinde bunun. Şuradan yukarı, perdenin arkasında kollardan berisi darp yarası. Çocuğumun acil doktoru dedi ki, Sefer Hanım imzanı at ki dedi, doğum doktoruna çıkaracağım dedi. İçim rahat olur hocam dedi, elin ayağını öpeyim. Ben seve seve atarım o imzayı dedim. İmzayı at. Gece o saat 12'ye kadar biz bu kızın ağzından ifade alamadık, konuşturamadık. Kızım ama dengesi yerinde yiyordu. Kızım, kızının zaten %50 zihinsel engeli var. Esra Hanım öyle değil, robot gibiydi, aynı ama ağaç gibiydi. Ama kızının zaten normalde de %50 zihinsel engeli zaten var. Zaten ne yaptın kız? Anne dedi, bana 2 tane hap içirdiler dedi. Ben iyi değilim dedi. Bir yolda benim saçıma çöktü, polis karakolunda. İyi değilim dedi. Bir yol abiye hovladı, bir yol bize hovladı. Yani kız çöktü yani, kendi denge. O da ağaç gibiydi, robot gibiydi. Sonra az sonra saat 12:30 gibi... Selvi Hanım kızınız peki. Çok büyük anlatmayın dosyasını aynen, biliyoruz. Çok büyük mağduriyet yaşamış. Tabii. Çok büyük mağduriyet yaşadıktan sonra bunları yaşamaya devam etmesi bizi üzüyor anladınız mı? Kapıdan Atilay Kaya geldi. Sezer Söğüt'ün babası canlı yayında asla şöyle bir durum gibi söz konusu olmasın. İçeride zaten 20 yıl cezasını almış. Çekiyor. Beter de olsun kusura bakmayın. Daha beter olsun. Zihinsel engeli olan bir daha beter olsun. Kurban dolayı. Olduğum Allah. Ama benim karşıma gelmiyor. Utanmıyor musun sen? Hangi suratından karşıma geliyor? Selver Hanım, şimdi burada böyle bir durum var. O cezasını çekiyor. Ama öncesinde bu %50 zihinsel engelli kızı defalarca nişanlayan, nişanlandırmaya çalışan senin onlar hep iftira. Hala sokakta olman hep şaşırtıcı iftira, bana hep göre. İftira. Peki Fatih Aslan'ı nişanladın mı? Nişanlamadım. Kesinlikle nişan yaptırmadım. Fatih Aslan'la kızını nişanladı mı, nişanlamadı mı? Nişanlamadım.
Kesinlikle benim oğlum Mehmet içinde. Kabul ettim, bir tek nişan onunla yaptım dedin. Dur, Fatih'le öyle oldu. Dedim ki oğlum dedim, bacını bir isteyen var dedim. Benim oğlum bağlansın, hiç durmasın içinde. Nasıl yapak oğlum, anne geliyorum dedi. Arabaya bindik, eve vardık, evine bakınca anne dedi. Bunun durumu iyi der, ben oğlum oradan vazgeçti, çıktık gittik. Bir el oldu. Nişanlayacaktın. Oğlun Mehmet abisi engellince evet, nişan doğru. Ama sen yine de bu oğlum olmazsa nişanlı olacaktı. Fatih Aslan'la nişanladın. Erdem yok, nişanlanmadı. Seninle ilgili şikayetçi olan bir de Bozkurt ailesi var. Oğulları Erdem'le kızını nişanladın mı? Erdem'le de gene nişanım olmadı. Babam Gil'den geliyordum. Babam kardeşim arabalıydı. Nişanlı oldukları, nişanı senin bozduğun ve hatta dolandırdıkları kızının nişanlamanın karşına hep yüzükler, altınlar falan bir şeyler alıyorsun. Kesinlikle öyle, hep iftira. Fatih Aslan'ı nişanlamadı. Nişanlamadım. Ver görüntüyü. Hüsne'ye soralım bir dakika. Bir Hüsne kızın kız kardeşini nişanladı mı? Erdem Bozkurt'la nişanlandı hayır mı? Ben bilmiyorum Esra. Ben bilmiyorum. Bir saniye. Şimdi siz tabii göremiyorsunuz. Şöyle yaklaşın monitöre doğru. Şimdi ekranda Yeşim'in suratını blurladık. Böyle bakın. Hüsne sen de bakabilir misin? Bakabilirsin. Ben bakıyorum Sayın Avukatım ama ben yoktum. Bu ben kimin, bilmiyorum bakın. Bu kim bakın. Bu? Selver Hanım kızının yanındaki. O benim bacımın evi bura. Tamam. Kimin nişanı bu? Bacımın evi. Oğlanı işte yanımıza geldiler. Kim yok bu, ben kim? Kızımı adını vermem bu dedim. Bu delikanlının adı ne? Adını bilmiyorum. Yanındaki kız kim? Yanında Yeşim'in benim kızım. Yeşim bir saniye. Ama kızını, vermedim. Kızın. Versenize o görüntüleri ya. Nişan görüntülerini. Şimdi bu adamın bu kişinin ismini bilmiyorsun. Ama bu senin kızın. Ve nişanlanıyor. Yüzükler takıldı. Bakın el öpülüyor. Kim bu aile? Bu aile kim? Bana açıklayın. Bir gün Kahramanmaraş'a gidiyorsun. Kesinlikle. Kız cinsel istismara maruz kalıyor. Bunu? Kızının nişan töreni var, yanındakini tanımıyorsun. Sen bu nişan töreni değil, bacımın evi burası. Bu kimin nişanı? Bu kimin nişanı? Ver sesli ver. Ver sesli. Zorluk çekeceğim, zorluk çekeceğim. Ne? Çekin, çekin. Allah'ım hayırlı bir karar verirse. Erdem bana kesmiyor. Aslan ailesi de cuma günü yayına bağlandı, nişanı kabul ettiler. Bu kim? Bana bunun ismini söyleyecektin. Onun ismini bilmiyorum ki ben. Senin kızın kiminle nişanlandı? İşte ben isim bilmem. İsmini ben ne duydum ne de ettim. Bu kimin evi? Burak Özenyük'te var. Kimin evi burası? Söyleyeceksin bana bu ismi. Kızını kimle nişanladı sen söyleyeceksin. İşte nişanladığını diyorum ya sana, aynısını diyorum. Nasıl bilmem ismini bilmezsin? Kızın kaç kişiyle nişanlandı? Ya bunlar kızını isterdi, istemedi diyorlar ama vermedim. Nereye vermedin ya? Selver Hanım bir saniye arkadaşlar. Kızının yanındaki nişanlısının ismini bilmiyorsun çünkü çok kişiyle nişanladın. Doğru mu? Yok, hayır. Bu kim o zaman? Bana hayır, bu adamın adını söyle. Yeşim ne yapıyor orada şu anda? Ne görüyorsunuz siz buradan, ne anlıyorsunuz? Bu ne? Ne töreni bu? Makas kes. Makas kesiyorlar. Bu tören makas kesmiyor diyorlar. Ben yokum burada Esra Hanım. Kesinlikle. Lütfen. Gülmeye arkadaşlar gerek yok. Ben burada yokum Esra Hanım. Annen dalga geçer gibi gülmeye gerek yok. Benim haberim dahi annen yok. Annen bu iddialardaki kadınsa yüzüne bakmam dedi. Bak bu iddialardaki kadın olduğu evet ortaya çıkıyor. Buradaki kişi kim? Senin kız kardeşin bak. Esra Hanım bakın ben daha bunu ilk defa burada görüyorum. Ben bu olayın içinde yokum. Selver Hanım bu kim? Bak kızardın. Ben ilk defa görüyorum. Kızarmadım ki, benim annem açık yüzüme de dediğimi yapıyorum. Dediğimin de arkasındayım, hiç çekinmem. Şu yüzük kesmiyor diyen de benim herifimin kızı. Bak ben biliyorum sana. Herifinin kızı yani. Herifimin kızı, oğlum. İkinci eşinin? Kızı. Kızı, tamam. Yeşim'i nişanladığın adam kim? İşte nişanlının oğlanın adını bile bilsem bir çıkaramıyorum işte. Erdem? Hah. Erdem Bozkurt. İşte bilemiyorum. Adını bilene bilmiyorum. Bu kişi kim? Erdem Bozkurt. Hatırladın mı?
Sen neredeydin nişan olurken Selver Hanım? Ama işte ben yok dedim bana Avukat Hanım. Sen neredeydin? Bak kız kardeşin, eşinin kızı oradalar. Sen neredesin bu arada? Ama bu resim nasıl olur onu ben tuhaf ettim. Kafam bak resim filan değil. Erdem Bozkurt hatırladın mı? Kızını Erdem Bozkurt hatırladım ama adını bilmiyorum. Oğlanın adını bilmiyorum. O, yok oğlanın dedim adı bak. Erdem. Hani seninle ilgili gidip şikayetçi olan var ya... Kızı bizle nişanladı, altınları aldı, sonra da altınları aldı, geri vermedi, nişanı da Selver bozdu diye nereden? Ben işte yok dediysem yok oldu, onu bunun buradakine yok dedim ben, bunu nasıl dedikler onu ben bilemiyorum, vermedim. Demek yok ki var dedim. Dediğinde nikah kıyıyor, sen %50 engelli kızını, Fatih Aslan'la, Erdem Bozkurt'la nişanladın mı nişanladın. Ve sen geçen hafta bunları ısrarla yalan söylüyordun. Hayır diyordun. Aynı diyor Mesra Hanım. Yok dedim ben. Selver Hanım. Çünkü nasıl olan bu iş ben bilemedim. Selver ben anlayamadım Hanım, gitti. Selver Hanım bu ne töreni? Bu ne töreni? Bana şunu söyler misin? Buradaki tören ne? Ne yapıyorlar burada? Ben işte bu törene beynim dondu. Nasıl oldu bilemedim. Peki bir şey söyleyeceğim. Burada Yeşim'e ne yapıyorlar? Yüzük takıyorlar. Yüzük takmak ne demek? Nişan demek Esra. Nişan demek. Yani Yeşim evet. Burada Erdem'le nişanlanıyor. Doğru mu? El olmuş oluyor işte nişan peki, bakmış oluyor. Peki sen bu. Ama ben bu Bozkurt ailesiyle Erdem Bozkurt'la asla kızımı nişanlamadım dedin mi? Dedim Esra Hanım istedim. Milyonların huzurunda dedim. Yalan söyledin mi? Dedim Esra Hanım. Peki şimdi bak kızını nişanladığının kanıtı. Ama işte ben bunu bilemiyorum nasıl olduğunu. La havle ve la kuvvet illa billah alil azim. Peki Yılmaz Bozkurt telefon hattında. Allah'ım. Yılmaz Bozkurt, Erdem Bozkurt'un abi sanırım. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Bu nişan töreninden Selver Hanım'ın haberi yokmuş. Nişan hoş bulduk Esra Hanım. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyorum. Erdem ve Yeşim nişanlanırken Selver Hanım orada değil miydi? Oradaydı Esra Hanım. Ama hatırlamıyor ama ben şeyi. Yok dedim nasıl yok. Bunlar orada yani, da kendilere yapıklar acaba? Yani Selver Hanım bu gerçekleri görüyor daha yalan mı söylüyor yani? Evet. Buyurun bu, Yılmaz Bey dinliyorum sizi. İkinci eşi Mahmut Türkmen'in evi Afşin'deki. Mahmut Türkmen'in evi? Evet kendi evleri. Kendi evleri kız kardeşi evet. Ev bak. Kendi evini yok. Bile tanımıyorsun. Çok enteresan bir kadınsın ha. Bu senin kendi evinmiş Selver Hanım. Esra Hanım. Hüsnü burası sizin eviniz mi? Burası bak Hüsnü evim. De hayretler içerisinde ben bakıyor. Ben hayretim yani şu anda ben şokum. Hayretim. Nasıl şok? Evini tanımıyor musun Hüsnü? Ben şu anda Hüsnü? Gerçekten şokum yani. Lütfen. Kendi evinizi tanımıyor musunuz Hüsnü Hanım? Ben kendi evimi tanıyorum ama burası bizim değil. Bak Ahmet Bey neresi burası? Gittim bizzat oturdum çay içtim. Kendi ev orası. Sen nasıl? Çay, 20 kişiyle. Şahidin ispatla. 20 Selver kişi. Hanım. Telefon numarasını hepsini de verebilirim. Ben hepsinden bir ispatını istiyorum. Ben hemen o zaman geldim. 20 kişi, 20 kişi. Kızımı yaptıktan içeri girdi. Bak kanıt karşıda. Buyur Esra Hanım. Bak Selver Hanım kanıt karşıda. Hala da inkar ediyorsunuz. Çıkaramadım Esra Hanım da. Yalnız nişanlı olmuyor oluyor çıkaramadım. Selver abla bak sen doğruları söyle sen de rahatla. Esra ablacığım doğruları söylüyorum vallahi doğrular. 10 kişiye verilmiş parası karşılığı satılmış diyorlar. Hepsi yalan iftira. Bu ne bu ne? Bir tek sen doğrusun. Bu ne? Bunun izahını yap. Bu nedir? Nişan töreni olduğunu kabul ediyorsun. Senin evin ya evini inkar ediyorsun. Ya gerçekten ciddi rahatsızlığınız var ya da insanın aklıyla dalga geçiyorsunuz. İnsanlarla dalga geçiyor, dalga. Selver Hanım. Yok tabii ben Adana'da tedavi gördüm. Ben hocama da söyledim otelde. Aa tedavi lütfen, gördüm bu dengem yerine yeni geldi. Ben kendimi kaybediydim. Hiç geleni geldiğini bilmiyordum. Tanımıyordum. Ben Adana'nın ilaçlarıyla düzeldim. Yılmaz Bey. Ben hocama da söyledim otelde Selver bunu. Selver Hanım Erdem'le Yeşim'in nişan yani %50 zihinsel engeli olan, raporu olan 14 evet. 2004 yılına kadar yetiştirme yurdunda yetişmiş. Sonrasında annesinin yanına gelen %50 zihinsel engeli olan kızının başına gelmeyen kalmamış. Bu süre içerisinde doğrudur. Anne tarafından o zihinsel engelli kız defalarca bunlar ispatlananlar daha ispatlanamayanlar neler var? Defalarca
nişanlandırılmış ve nişan töreninde takılan takıların hepsi Selver Hanım tarafından alınmış ve nişan bozulmuş. Sizin tanışma hikayenizi bir anlatır mısınız Selver Hanım'la? 2015 tarihiydi. Evet. Annemin söylediğine göre aynı geçen söylemişti. Evet. Evet. Hastanede tanıştığını. Burada avşına bir eşim olduğunu söyledi işte. Evet. Gidip tanışmamızı söyledi. Biz de gittik tanıştık. Hatta ilk önce Ortaören Mahallesi'ne gittik. Kendisini orada gördük Selver Hanım'ı. Orada bir ziyaret yaptık. Babamla gittim. Ortaören Mahallesi. Önce Ortaköy Mahallesi. Babam mı oturuyor orada? Yok. Babam Ortaören Mahallesi. Orada gittik. Tamam. Orada tanıştık. Evet. Orada buraya gördük işte. Bir saat kadar, bir buçuk saat orada oturduk. Tekrar işte tanışma fazla. Tekrar döndük. Onlar da beraber bizim eve geldi. Yani babamgilin evine. Evet. Oradan gelip gitme bir faslı oldu. İki günde bir, hatta bize gelip gidiyordu yani. Nasıl yerden bozulur tanımıyor. Hayır, Selver Bey sürekli şunu soruyor. Ay benim de gelinlik bir kızım var, onu da evlendirmek istiyorum. Evlenme gibi cümleler kuruyor muydu size de? Ya biz zaten orada tanıdık annemden gittiğimizde. Ben sonra... zaten orada gördüm. Zihinsel engelli olduğunu zaten söyledi. Doğrudur. Biz de gördük zaten. Sizin oğlunuzun da bir zihinsel engeli var mı? Var. Var, her ikisinin de mürvetini görelim diye siz de aynı şeyi yaptınız, doğru mu? Evet, evet. Biz de yani bir mutlu bir yuvası olsun dedik. Selver Hanım görüntüleri reddediyor, böyle bir şey olamaz, mümkün değil, hatırlamıyorum diyor. Yani, görüntüler nasıl reddedecek yani, apaçık görüntüler. Nişana ait ne kadar takı takıldı ve ne kadarını size geri iade etti Selver Hanım? Nişan bozuldu. Avukat Hanım hiçbir şey olmadı, bizim iade olmadı. İade etmedi ay, mi? Ne ay. Yaptı ki ne iade olacak ben bir takıldı bak, da. Bak nişanı hatırlamıyorsun ya, ama taktığını hatırlıyorsun. Bir şey yok ki ne nişan bile ne vardı Kesra Hanım? Ne taktılar? Bir şey takmadılar ki. Tamam ne taktı ama söyle bakayım, bilezik mi taktı bir yalandan? Bir bilezik vardı. Evet, bir küpe bir yüzük olduğunu ben tahmin ediyorum. Vallahi ister 1 lira taksın ister 100 lira taksın umurumda olan değil. Sen yani kızım işte, zihinsel engelli kızım nişanlıyor musun? Nişanladıktan sonra takılan altınları kendine mi alıyorsun? Bu kızı bu şekilde kullanıyor musun? Beni ilgilendiren o Selver abla. Esra Hanım ben peki. Şimdi kanım dondu. Ahmet Bey 20 kişi çay içmeye gittik dedi. Yeşim yok, çok buyurun. Ciddi bir mağduriyet yaşıyor. 20 buyurun. Kişi niye gittiniz siz Selver Hanım'ın evine? Şimdi bir anlatın, nasıl tanıştınız Selver, yani Selver Hanım'la? Şimdi Selver Hanım'la ben tanışmadım. Kesin. Benim Selver Hanım'la oğlumun bir tanışıklığı var. Bilmiyorum tabii, cezaevinden övünmüyorum. Oğlumu da savunmuyorum. Benim de oğlum beter olsun, o insan da beter olsun. Karşımdaki oturan anne değil o. Annelere hakaret olur ben onu anne dersem. Bunlar tanışmışlar. Benim oğlum kaçırmış. Biz kaçırdı olarak biliyorduk kızı. Ha böyle basit bir kız kaçırma evet, mı? Evet, basit bir kız kaçırdı. Hani reşit olmayan bir kız kaçırdı biliyorduk. Tabii sonunda öğrendik. Öğrenmeden önce ben Avşin Termik Santralı sitesinde çalışıyorum. Evet. Aradan 3 gün geçti, biz ilgilenmiyoruz. Hani ara bir soğusun. Niye ilgilenmiyorsunuz? Ara bir soğusun. Bizim köy kısımlarda bir kız kaçar. Ben de kaçarak evlendim. Hanımı kaçırdım. Kaçtığı zaman birkaç gün aradan geçer, büyük güçlüğü toplarsın gidersin oraya. Evet. Kızı istemek için. Biz de o şekilde birkaç gün beklesin dedik. Benim telefon numaramı nereden almış bilmiyorum. Selver Hanım karşımda oturan insan. Aradı bana şu kelimeyi konuştu. Dedi ki ne, senin oğlun mu kız kaçırdı, benim oğlum mu kız kaçırdı? Utanmaz, yalanı düzgün söyle. Ne zaman dedim sus, ben sana? Sus dinle. Sus dinle. Evet. Bunu da telefon kayıtlarında çıkartırım sana. Çıkarttı telefon kayıtlarını. Çıkarttırdım. Bir saniye çıkart. Dinle. Nerede oldun mu? Sen ne ispatlardı ya? Susar mısın? Bekleyin. Susmasını diyeyim. Sus deme bana. Selver Hanım. Senin benim buralara sus deme hakkın yok bana. Selver Hanım bir dakika. Evet, Selver Hanım'ın sizi aradığını iddia ediyorsunuz. Selver Hanım aradı. Senin mi oğlun cezaevinde yatıyor, benim mi oğlum cezaevinde? Sen nasıl babasın dedi. Nasıl bir vicdanın var dedi. Dedim ki ne? Senin kızın kaçırmışsa benim oğlum yatsın. Tabii başka şeyler daha siz bayağı bilmesin. Olayın rehametiminin farkında mısınız yoksa hayır, basit hayır, bir kız hayır, kaçırma hayır. Gibi mi? Hayır, kız kaçırma gibi biliyoruz. Reşit olmayan bir kızı olmuş reşit kaçırdı olmayan. Diye. Daha sonra biz işte bunun çevresini araştıralım. Kimle ilgileniyor, kimle ne yapıyor, akrabası kim, halasına ulaştım. Halasına halası dedim, dediğiniz kişi bu Atilla'nın. Evet, annesi. Halasına ulaştım telefonla. Dedim ki böyle böyle bir yeğeniniz varmış, benim oğlum kaçırmış. Nasıl bir kız? Ne yapacağız? Yani bunu bir yoluna koymamız lazım. Benim oğlum da bekar, sizin kızınız da bekar dedim. O da dedi ki ne, kızın dedi neyi var neyi yok diye soruyorum ya. Kızın sadece dedi dili peltek.
Başka hiçbir şey yok dedi. Tamam dedik. Bu da kendi de aynısını söyledi bana. Dili peltek dedi. Yalan. Kesinlikle bir şey yok. Aynı radyo gibi biz konuşuyor yalanı. Biz de abilerimi, çevremi, hatta kendinin samimi arkadaşlarından İbrahim Sönmez. Söz esnaf, hakkı, hakkı vardır. Esnaf. Tatlı yaptırdık orada beraber. Kol aldık. 3 tane arabayla evinin önüne vardık, durduk, çıktık. Neredeki evlerine gittiniz? Hatırladınız mı? Ablacığım, mahalle olarak hatırlamıyorum. 2 katlı bir evde oturuyorlardı. Ben de merdivenden yukarı çıkarken sağ tarafta kanepe miydi yanılmıyorsam bir sandalye bir şey vardı orada. Oturuyordu bir kız çocuğu. Kapıdan içeri girerken orada kız çocuğu bana dedi ki amca 1 milyon verir misin dedi. Ben de kafasını sevdim şöyle. İçeri girdik biz. Biz karşıda bir gelinli kız bekliyoruz. Hepsi yalan. Karşıda bir kız gelinli kız bekliyoruz. İçeri girdik oturduk çaylar falan da aldı. İkram edildi biz kız bekliyoruz. Kız geldi kız kapıda benden 1 milyon isteyen kız. Herkes birbirinin gözüne baktı. Oradan kalk tabii biraz oturduktan sonra çaylarımız bittikten sonra kalktık. Kalktık benim İngiltere'de bir ablam var. Zengin görünümlü bir ablam var. Şey ne derler? Kardeşini çok sever. Böyle şeyi süsü falan çok sever. Ablam inerken kolunda tuttu bu. Dedi ki ne çok zenginsin dedi. 15 milyar para ver de vazgeçelim dedi. Neden puh! Vazgeçecek bir saniye? Kendi yüzüne. Tam kurduğu cümleyi bu nasıl yalanları böyle söylüyorsun? Sus dinle. Ondan sonra sen konuş. Ben neyden bitireyim sen konuş. Neyden vazgeçecek? Yani davadan vazgeçecek. Tabii biz çıktık gittik. Ondan sonra telefon konuşmaları devam etti. Beni aradı. Biz vazgeçtik. Ben aradı. Önce 60 milyar istedi. 15 milyara kadar düştü. Daha sonra 60 milyar 15 milyara kadar düştü. Ha biz bildiğimiz için biz vermedik bu parayı. Biz şikayetimizden vazgeçeriz. Evet şikayetimden vazgeçeceğim. Bana şu kadar para verirsen. Hiçbir hediye olmadı. Peki bu insanlar senin evine geldiler mi? İbrahim abim bana dedi ki ya ben de benim evime gelmedi. İbrahim abim dedi ki senden barışık istiyorlar. Ne diyorsun İbrahim ne abi dedi. Ne barışığı istiyorlar? Kızı bize versinler nikah edek oğlanla diyor dedi İbrahim abiye. Evet. Ben dedim İbrahim abi sakın böyle bana bir laf duyurma. Evet. Ben birisi bir ortamda dalim. Tamam mı dedim. Sonra bir Şükremi'nin oğlu var. Benim eşimin amcasının oğlu oluyor senin kızının. Senin evine geldiler mi gelmediler mi? İşte o benim amcamla 2 tane adam gönderiydik yine bu ortamı bulak mı diye. Biz onları evimize geldik koyduk gitti. Sakın evime gelmesin dedim. Bu kadar oldu. Evime bu geldiler. Bu insanlar senin evine girdiler mi girmediler benim mi? Bu insanlar benim evime girmedi. Cuma günü girdiler dedin Hüsnü de hatırladı ya. Ben girdiler demedim Esra abla. Madem benim evimin önüne geldiğini iddia ediyorsun dedim. Bana kanıtını göster. Ben geldi demedim. Bir tereni de Esra izleyebilirsiniz. Esra Hanım sadece bir şey sorabilir miyim? Ama Barış'a gönderdiler. Biz Barış'a kabul edemedik. Resmi nikah yapak. Çocuğu çıkarak dediler. Hangi resmi nikahtan bahsediyorsunuz zaten? Esra Hanım. Çocuk mafiste. Tutulalı bu. Bunlar haber yollayınca Esra bir sene sonra saldı şeyi haberi. Esra Hanım Hüsnü Hanım'a bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Ben ayağa kalktım, dönsün baksın beni görmüş mü görmemiş mi, arabama binmiş mi binmemiş mi? Bir dönsün baksın. Benim hasta, bir dönsün bak, baksın. Ben de hastayım, bugün hayır, sürede hayır, gelme. Dönme. Ekranda gözükmeyeceksin. Hastalıkla ne alakası yok. Bir saniye. Hüsnü. Yazık bu çocuğum hasta. Esra, neden korkuyorum Hüsnü Hanım ki? Ya sen yaptığına bağırıyor mu? Hayır, ya sen dönsün baksın, benim arabama binmiş mi binmemiş mi? Yaptığına bağırıyor mu? Bak bak, bir insan suçunu bastırmak için bağırır, kendini ifade et. Hayır canım karşım. Benim oğluma söz hakkı doğuyor. Düşman karşımda gelsin de bunların cevabını versin. Senin oğlun çok karakterli birisi, oğlumu karıştırma. Tanımıyorum ama karakterli birisi. Öyle mi? Tanımıyorum. Niye? Benim oğlum olayın tanımıyorum içinde. Ama bak karakterli sen birisi. Oğlum olayın Selvin içinde Hanım, benim. Oğlun karaktersiz mi? Niye? Senin oğlun çok karakterli biri, kardeşine sahip çıkıyor ama diyor. Ama bu olayın için hep benim oğlum gene aynısı geldi, çağırdım yavrumu bir hafta benim evimde yattı. Bir hafta şefine dedi ki, milliyetim daha şefine, at beni görevden ben gitmem dedi. Çocuğum bir hafta benim evimi bırakmadı. Selvin Hanım, sen %50 engelli, zihinsel engelli kızını defalarca nişanladın mı para karşılığında? Asla. Hiç ne, ben işte gerçekten bak, şu görüntülere bakıp canlı yayında kabul ettiklerini unutup asla diyorsun Esra ya. Esra abla git avcının içine kamera gönder sor soruştu. Selvin Hanım, ben iyice incele. Selvin Hanım karşınızda oturan kızınızla aile içerisinde mağduriyet yaşadı mı? Buyur. Karşınızda oturan kızınızla aynı şekilde bir şey geldi mi? Yeşim'in yaşadığı mağduriyetler gibi mağduriyet yaşadı mı? Yaşadı. Kim o da amcasının hanımının yanında. Demek ki kim? Siz
Bu kızlarınızı gereği gibi koruyamıyorsunuz değil mi? Anne bak. Bunlar konuşmuyordu, amcasının oğlunun yanında oldu. Peki ceza aldı mı mağdur eden? Tehdit eyledi amcasının hanımı. Tamam istediğin hanımı, çocukları seni... dedi yuvadan çıkartırım dedi. İstediğin de ceza aldı mı? Çocuğum sağlık görevlisi dedi, görevinden attırma dedi. Buna, peki ne derlerse desinler. O benim yanımda değildi avukat hanım. Bu amcasının avradının yanında alıyordu. O kişi ceza aldı mı? Benim yanımda değildi onu. Yanınızda olanı da görüyoruz. Niye çocuklarınızı mağdur ediyorsunuz? Amcasının hanımı yanına aldı. Daha hala kabul etmiyorsunuz. Hala kabul etmiyorsunuz kızınızın rahatsız olduğunuzu. Karşınızdaki evladınız bak devlet memuru olmuş. İki tane evladı var. Üzerine kayıtlı değil bu çocuklar. Lütfen bu konunun ben kapatılmasını istiyorum. Rica ediyorum avukat hanım. Hüseyin'cim ben bu konuyu senin için kapatırım ama lütfen. Senin annenin bak sizlere yaşatmak... Anneye bu mağduriyetleri yaşatmaktan vazgeçsin. Abin tarafından korunma altında olan kız kardeşini de mağduriyetine son verirsin. Ben yine kardeşimin arkasındayım. Ne olursa olsun. Biz sonuna kadar kardeşimizin arkasındayız. Ağlama kızım, Marisa'da bir şey yapmadık. Selver. Selver, senin... Bir insan Selver. Bir evlilik yapar, iki evlilik yapar. O Allah'ın emri. Biz ben kızımı satıp yapamaz, da pazarlamadım. Kızın evlilik pazarlamadım. Yapamaz. Şunu anla, senin kızın Yeşim evlilik yapamaz. Korunmaya muhtaç bir kız evladı. Ne demek? Yapamaz. Evet, satak demek, satma yapamaz. Demek. Bunu kafandan sil at, unut. Avukat hanım, bu benim yanımda değildi. Hiç yanıma gelmedi. Bu amcasının hanımının yanında oluyor bu olay. Sorun orada zaten. Çocukları doğurup... 6 tane çocuğu mağdur etmişsiniz. 2 tane daha yanınızda var. Eğitim hakkı engelini engelliyor. Bu benden yaşamadı. Nişan olmuş, haberiniz yok. Kendi evinizi tanımıyorsunuz. Daha size ne diyeyim ben ya? Nişan değil, ben bunda hastaydım işte. Ben bunda haberim yok. Kendimdeydi halim. Daha soğun atamıyorum. Ben bunu görü görmez. Bak ben bu olaydan sonra Esra Hanım yeni yeni kendime geliyorum. Şimdi... Bu olayda ben de bayağı bir eser kaldım. Lütfen bu konuyu ben kapatalım. Ben bu konuyu senin için kapatırım ama annenin evlatlarına neler yaşattığını bir kere daha gözler önüne... sermek için bu konu açıldı. Sadece senin başına gelmemiş. Yani bak Yeşim'in başına sen dedin ya iddialardaki kadın annemse yüzüme bakmam diye. Aslında iddialardaki kadın olduğunu sen herkesten gayet iyi biliyorsun. Gayet iyi biliyorsun. Daha fazlası olduğunu da biliyorsun üstüne. Ben buradan görmüyor muyum sanıyorsun bir konu olduğunda gözünü açıp kapatıyor. Kimse bana burada akıl vermesin. Bu saatten sonra ben yapacağımı biliyorum. Ne yapacaksın? Biliyorum. Ve hala annen hocamıza abin hakkında şimdi. Asılsız iddialarda bulunuyor. Kız bakın biz altı orada kardeşiz. En büyükleri benim. Ben yapmayın Allah aşkına pırıl pırıl. Ben abinin eşine de buradan seslenmek istiyorum. Allah razı olsun. Pırıl pırıl bakıyor kız kardeşinize ya. Benim onda iddialı bir şüphem bir şeyim oldu mu? Olmadı. Kız kardeşimi zaten aldıran benim. Alan benim. Çıkartan benim. Hüsneciğim seni de anlamadığın nokta şu. Bak, gelen bu nişanlardan haberiniz yok. Sen evlendirilen kişiyi ihbarda bulunuyorsun ama baştan beri de sen bu olayın içindesin. Bu kişinin 5-6 evlilik yaptığını... Bu olayı ben yaşadım. Bu olayı kim yaşadı? Ben yaşadım. Ben bu olayda eser kaldı bende. Bende sinir hastalığı kaldı. Ben dişim dişime geçiyor. O yüzden annem haklı değil mi? Ben fenalaşacağım. Hüsneciğim bunların hepsini yaşatan sana karşındaki şu kadın. Ben kaldı yaşatmadım Esra Hanım. Annemin haberi karakola geldi. Bana dedi ki neden davanda vazgeçtin? Anne dedim beni kardeşlerimle teşhit ettiler dedim. Annem bana bu davandan neden vazgeçtin dedi şikayetinden. Bu 14 yaşında amcasının hanımı aldı gitti yanımdan. Benim yanımda dursun diye. Götüren amcasının oğlu da buna kötülüğü yapan o. Ya bu konuyu ne olur kapatalım rica ediyorum. Biz bu konuyu kapatıyoruz ama açtıkça annem, açtıkça lütfen. Açan annen. Selver Hanım. Bu arada efendim? Ahmet Hoca ile mesela hafta sonu görüştüğünüzde konuştuğunuzda bana bir not iletti. Hala Selver Hanım diyormuş ki kızı Yeşim'le alakalı. Ya o engelli taklidi yapıyor. Zihinsel engeli falan yok. Doğru mu? Buyurun Ahmet Duran Hocam burada. Hocam dedim benim kızım, hocam da yanımda. Benim kızım da hiçbir şey yoktur dedim. Önüne bir gillet koymuş. Elini tıpır tıpır ettiriyor dedim. Kız oğlum dedim. Ama dedim doktor gezdiriyorum dedim. Maraş'a bir 3-4 yol götürdüm. %40 verdiler dedim. %49, %50 veriyorlar çocuğuma dedim. Vallahi İnönü Üniversitesi, o da hayır veriyorlar dedim. Bir saniye. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Kurulu raporu var. Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'nun raporu var. Elbistan İlçe Maraş'ı ben aldım raporunu. Mental retardasyon olduğu tespit edilmiş. Zaten bu rapora bile gerek yok. Dışarıdan baktığında görülebilir diyor.
Ha hocam dedim be. Bu hocalar da mı numaradan vermişler raporu? Doktor doktor dedim, gezdirtiyor oğlum dedim. Diyor ki dedim %90 rapor alırsan devlet bir araba veriyormuş. %40'ını devlet veriyormuş, %50'sini bu veriyormuş. Bu raporu ondan yapıyor dedim. Kim? Benim oğlum yaptırıyor dedim. Oğlum niye oğlunuzu karalamaya dedim. Çalışıyorsunuz? Karalamadım, aynısını yaptığım gibi diyorum. Oğluma da diyorum. Şu anda siz ne söylediğinizi duyuyor musunuz? Kız kardeşini aslında korumuyor. Sırf ÖTV indiriminden faydalanmak için kız kardeşini akıl sağlığı yerinde olmayan rapor almaya çalışıyor. Hocam gene raporuna dolandırıyor. Gene hakim dedi ki rapor istiyorum dedi. Hüsesan bu işlerin içerisindesin ve bir devlet memurusun. Adli uzmanlık alanın da olduğunu söylüyorsun. Kız kardeşinin rahatsızlığı olduğunu annene sen söyler misin? Ben bunu defalarca söyledim sayın avukatım. Kız kardeşinin rahatsız olduğunu defalarca söyledin mi annene? Anne bak bu kıza zarar verme, bu kızı koru, bu kızı kimseyle nişanlama dedin mi? Nişan olduğunu ben Esra'na bak yine döne döne söylüyorum. Ben nişan olduğunu hiç bilmiyordum. Zaten çünkü ben buraya ilk girdiğimde dedim ki bakın ben İzmir, Ankara hep dışarıda yaşadım. Sadece telefonla ailemde bağlantı kurabiliyordum dedim. Ailemden ancak telefonla haber alabiliyordum dedim. Hiçbir şeyden haberim yok. İki kere nişanlamış, bir tanesine de 5 gün boş bırakmışlar Yeşim'e. Gitmiş, evlendirmiş. Hatta Hüseyin'in iddiası daha da ağır. 5-6 kere evlilik yapmış. Biriyle evlendiriyor bakın bir haftada. Niye? Altınlarda takılan takılar. Selver Hanım. 5-6 kere, buyur hocam. Yanlış yaptığınızın farkına vardıkça kendinizi doğru göstermek için çok yalana başvuruyorsunuz. Yok hocam olduğu gibi diyorum. Hiç yalana başvurmuyorum ki. Anlatmaya çalışayım. Hı-hı. 2 gün görüştük siz de biliyorsunuz. Hı-hı. Ve görüşmelerinizde hatta ben not aldım. Unutulmaması, kaybolmaması için. Yok unutulmadı hocam. Anda... Aynısını dedim mi demedim mi sana söylediklerimi? Nerede yanlış? Yalanım var mı hocam? Nerede yanlış yaptınız diye. Aynı otelde dediğim sözleri söylemedim nerede hocam. Nerede yanlış şimdi? Yaptığınızı sorduğumda ne dediniz? Dedim hocam noksanım ne dese göster dedim. Yanlışı ben de çıkaramıyorum ama birlik evliliğim dedim. İkinci de dedim özürlü kızımı bağrıma basmadığım için yanlışım dedim. Şu anda üzerinizdeki yükleri lütfen atın. Çocuklarınıza da deyin ki ben bir iyi bir annelik yapamadım. Ben bir iyi bir ana olamadım. Sizin ruhunuzu besleyemedim deyin, özür dileyin. Yani, vallahi bu özür dilemeyle geçecek bir hoca durum değil Ahmet hocam. Tabii telafi çünkü size söylediği bir cümle de benim çok dikkatimi çekti. Ben nasıl konuşursam ceza almam ya da alırsam da az ceza alırım. Kime demişsin? Ahmet Turan hocamla. Evet, hayır. Hocama dedim ki hocam dedim hayır. Ben yalan söylemiyorumdur değil mi inşallah? Hocam dedim az mallım çok mallım dedim. Hep iftira geliyor bana telefonlar kilitleniyor evet. Dedim. Hiç dediğim kimse iftiradan ceza almaz. Buyurun Ahmet Bey. Nişan törenini nereye görüyorum? Mutlaka sizin haberiniz hep olmadan iftira, birisi yapmıştır. İftira deniyor da bir tek kendi doğru bu kadar insan yalancı mı? Bu kadar insan sahtekar mı? Bir tek sen bir konuşma, doğru. Sen konuşma. Bir tek kendimi sana doğru. Sen bir düşmanımsın, konuşma, neden? Konuşma. Neden konuşmayacağım? Konuşmamak sebebini söyle sen bana. Söyle, sebebi söyle. Ya arkadaş benim düşmanımsın. Sen benim ya. Oğlum kadar sen de suçlusun. Benim oğlum seni benden iyi, beni var ya benim kadar tanımıyor. Seni benden iyi tanıyor. Beni tanımıyor senin kadar. Çünkü oğlunuzun cezaevinde... Ha, onun için mi 1,5 tane adeta hakimde oğlunun bak, yüzüne tükürdüm hakimin karşısında. Seni benden iyi tanıyor benim evladım. Onun için mi bu yaşa kadar yetiştirdim. Seni benden iyi tanıyor seni. Cezaevinde yatan oğlundan Selver Hanım'a bir mektup var. Can ciğerler. Bak, benden iyi tanıyor. Çok iyi tanıyor benden. Şey. Senin kızını mağdur benden eden fazla biri var. Zaman 20 yıl ceza almış. Ama cezaevinden annecimli mi annecimli şeyler ve mektuplar gönderiyor. Bu arada biz kayda devam edeceğiz sevgili seyirciler. Hemen bir görüştürmeyi vereyim. Ekibimizin abi canı ciğeri ulaştırmada görev yapıyor. Yaşar abimiz 6 yıldır da bizimle beraber çalışıyor. Onu çok seviyoruz. Bugün yani dün kalp krizi geçirdi. Ameliyatları oldu. Sağlık durumu gayet iyi. Bir an önce sağlığına kavuşup bizim yanımıza gel Yaşar abimiz. Seni çok seviyoruz. Acil şifalar. Yarın görüşmek üzere sevgili seyirciler. Kayda da devam ediyoruz kaldığımız yerden.